gündeme getiriyoruz. Niye ders alamıyoruz? Alamıyoruz. Çünkü bilgiye, belgeye verilen değer. Demin birkaç arkadaşımla konuştum. Tolga Ozan var bizim. Çok değerli bir, hem bir kafesi var şu anda aktif, hem de dünya çapında geziler, özgün geziler yapan bir arkadaşımız. Tolga da belki birazdan bizi izler. Az önce işte konuşurken şeye geldik. Bizim şu anda kurduğumuz kanal var. O kanalı ne kadar daha iyi, daha geniş kitlelere yayacağız olayı. Bir yerden sonra her şey çok güzel olsa bile tıkanıyorsunuz. İçerik zenginleştirme bütçeye bağlı, sponsorluğa bağlı. Bizi aşan işte uydu dışında başka alternatifler. Yani bu ülkede abuk sabuk şeyler çok rahat ulaştırılabiliyor. Açın bakın işte kıl döken kanallar var. Nerede bir? Arkaya böyle abuk sabuk resimler koyup önünde abuk sabuk kıyafetleriyle sahte bal satanlar var. Her türlü imkan var ama bizim gibi böyle bilgiye muhtaç insanlara ya bir de sana bunu göstereyim diyecek birikime sahip insanlara bir dakika deniyor. Bu bugün mü? Hayır, hep var. Ben zaman zaman YouTube'da işte söylüyorum. Hani bir şey denir ya, niye bu ülke insanı bugün dünyadaki teknolojide bir numara olamadı? Niye oradan buradan alıntılarla gidiyoruz? İşte ailede başlayan bir sorun. O yüzden benim için hepiniz çok değerlisiniz. Fotoğraf sonuçta bir ifade yolu. Biz ifade etmek için bu yolu seçtik. Kimimiz benim gibi fotoğraf, foto muhabiri olarak. Kimimiz güzel portreleriyle, müthiş zaman içinde anlarıyla İbrahim Hocam gibi. Kimisi mutfak fotoğrafı, kimisi bebek fotoğrafı, kimisi Ersin abi gibi muhteşem doğa fotoğrafları, sizler gibi portreler, gezi. Erol şu anda vahşi dünyadan gerçek kesitleri bize en mükemmel şekilde aktarıyor. Geçmişte özenerek başka dergilerde gördüğümüz o vahşi yaşam, bu gezegendeki can dostlarımızın hayatlarından kesitleri sahnenin onda bir, on binde biriyle çekiyoruz. Ben bugün baklava çektim mesela. Antepli dostlar izliyorsa bizi selam olsun. İstanbul'da bizim Nadir Güllü var, Antep kökenli ama o baklava artık Türkiye'nin deyip Gaziantep'i çıkardı, Türkiye'nin baklavası diye pazarlıyor. Bugün orada bir baklava öyküsü yaptık. Çünkü bize ait bir değer. Bu topraklardan çıkmış. Onun da güzel çekilmesi lazım. Ama önemli olan o baklavayı herkesin yiyecek bir ekonomik duruma sahip olması lazım. Yani Antep bu işin mekanı, Erol bu işi en iyi bilen. Allah'tan Antep'te çok duyarlı insanlarımız var. Kapıya gelene baklava tepsisinden alabilirsin diyen. Gönül ister ki Türkiye'de her yerde bu olsun. Herkes baklavayı kendi imkanlarıyla alsın. Bir zamanlar biliyorsunuz bizde baklava çalarken yakalanan bir çocuk vardı. Ekmek çalarken oldu. Bunların olmaması lazım. Şimdi artık bunları daha sık duyuyoruz. İşte bu COVID-19 da bize bir gerçeği öğretti. Ama mesajı doğru aldık mı? İstediğiniz kadar zengin olun. Hiçbir farkınız yok birbirinizden derken yine farkları ortaya koymaya çalıştık biz insan olarak. Evet, fazla böyle felsefeyi bırakıyorum. Şimdi benimle ilgili hazırlanmış bir dosya var. Hocam Hocam bir eğer duyuru yapalım evet, müsaadenizle bir duyuru ilk diyelim. önce. Bugün açılıştı. Merhabaydı. Evet. Evet, Doğan Hocam. Anılcığım buyur. Valla hocam öyle güzel başladı ki valla Evet. biz ağzımız açık dinliyorduk. Evet yani. Ağzınıza sağlık hocam. Valla giriş böyleyse devamı nasıl olacak? Biz merakla bekliyoruz. Öyle Biz söyleyeyim. sabaha kadar konuşuruz, sorun değil. Yine Ramazan başlasın, sahur görüşmeleri yaparız. Vallahi İnşallah hiç hocam. bırakmayız hocam biz sizi. Valla biz Vallahi. şanslı olarak sizi yüz yüze de dinlemiş bir şeyiz. Hani İstanbul'daki Ben geldim, fotoğraf sizin oraya da dernekleri var. geldim. Geldiniz, Evet, evet. biz Ana şanslı moda olarak geldim. sizi dinlemiştik. Şimdi malum pandemiyle beraber bu Zoom programını kullanmaya başlayınca Coşkun Hocam bir avantajımız da şu oldu. İstanbul'dan da artık dernek etkinliklerimize bayağı bir katılan var. Hatta az önce mesajlarda da siz gördünüz Fransa'dan, İngiltere'den vesaire bile insanlar katılabiliyor. İşte pandeminin bir takım dezavantajları olduğu gibi avantajları da var. Avantajları bu. Malum işte bu tarz programlar sayesinde bir araya gelip en azından sizin az önce bahsettiğiniz ülkenin sıkıcı gündemini sıkıcı halini bir süre de olsa bir nebze kenara bırakıp rahatlama şansı buluyoruz. Bu yüzden hani bu akşam burada olmanız bizim için çok değerli. Size ne kadar teşekkür etsek az. Ne Ben demek? Beni müsaadenizle bir hepimiz cümle değerli. müsaadenizle bir cümle kuracağım. Sonra sözü size bırakacağım. Tamam canım.
Herkese iyi akşamlar diliyorum. Anafot Derneği'nin başkanıyım. İsmim Anıl Tamer Yılmaz. Yaklaşık 2 yıldır bu derneğin başkanlığını yürütüyorum. Az önce söylediğim gibi geçtiğimiz sene Mart ayından beri etkinliklerimizi pandemi sebebiyle internet üzerinden yapıyoruz. Bu anlamda ilk etkinlik yapmaya başlayan derneklerden biriyiz zaten. Bu akşam da Türk fotoğrafının önemli isimlerinden işte belgeselci, savaş muhabiri, yapımcı, aklınıza ne kadar şey gelirse o olan Coşkun Aral'ı arayacağız zaten. Şimdi ben kendisine söz vereceğim ama her hafta yaptığım uyarıyı tekrardan yapıyorum. Etkinliğimiz YouTube'dan canlı olarak yayınlanıyor ve hani Zoom üzerinden kayıt altına alınıyor. Eğer bununla alakalı bir sıkıntısı olan kimse varsa etkinliği terk edebilir ya da mikrofonu ve kamerasını kapatarak etkinin sonuna kadar etkinlikte kalabilir diyeyim. Hocam sözü size bırakıyorum. Bir dakika ben iki şey söylemek istiyorum. Özür dilerim hocam. Estağfurullah hocam. Şimdi biz iki moderatör idare edelim diye düşündük. Öyle planlı yaptık. Çok önceden beri tabii sizi çok yakından izliyoruz. Bugün hatta birkaç gündür böyle sizinle neleri konuşabileceğimiz hakkında böyle bir şeyler toparlamaya çalışıyorum. O sizin şeylerinizi, bilgilerinizi gördükçe dedim ki ya hiç uğraşma, sen hocaya ver mikrofonu, gerisini unut. Girişte zaten onun sinyallerini tekrar aldık. Onun için biz sizin tarifleriniz doğrultusunda gideceğiz ve keyifli bir akşam geçireceğimizden hiç kuşku duymuyorum. Bütün arkadaşlarım adına söylüyorum bunu. Sizlerin varlığıyla çok teşekkürler. Özlem Hanım da merhaba. Vallahi açıkça söylemek gerekirse ben bugünden başlayayım. Bugün neler yaptım derken işte sabahleyin baklava için buluştum. Ardından bir kardeşimle KRT televizyonda bir röportaj yaptık. Ardından gün boyu bu haftaki hem yarınki hem de pazar günü yayınlanacak YouTube kanalıma programları sıraladım, malzemeleri toparladım. Yarın baklavadan bahsediyorum. Bizim sponsorluk program olduğu için böyle elimizdeki aletin kullanımlarını bir baklava imalathanesinde pozlayarak işte yaptık. Biraz reklam tabii ki, gayet doğal, çünkü ona onsuz da olamıyoruz. Bunu işte bazen hesap soruyorlar ama bazen bize de şey diyorlar. Helal olsun abi, var doğru düz şeyin reklamını yapıyorsun. Çaresizlik yani, bunu bizim profesyonel sektördekiler bilirler. Çünkü bir sabah kalktık, istifimiz gitmişti, kayyum atandı. Bir hafta sonra da baktık Katar'a satıldı. Ancak işte bu reklamlarla, bu tür şeylerle yaşamaya çalışıyoruz ama güzel bir şey. Bugün, geçen hafta benim YouTube'u izleyenler belki görmüşlerdir. Afganistan'da var olan bir 3,5 trilyon dolarlık yıllık getirisi olabilecek bir yeraltı zenginliğini böyle geçmişte benim ve kardeşimin yaptığı ve onların arkasındaki görünmez kahramanların çektiği görüntülerle ifade etmiştim. Afganistan bugün dünyanın en yoksul ülkesi. Yani yıllık kişi başına düşen gelir 500 dolarken Afganistan'da bütün dünyayı cezbeden bu lityum maddesi dahil olmak üzere zümrüt, yakut, altın ne isterseniz var. Ama onları yeryüzüne çıkarıp değerlendirecek birikim ne yazık ki işte onların büyük ulu önderimiz Atatürk'ün zamanında onun can dostu olan, hatta aynı dönemde özgürlüğüne kavuşurken Atatürk'e danışan Emanullah Han döneminden bu yana hiçbir şey değişmedi. Ben Afganistan'da çok kaldım. Belki şu anda bizi izliyorlardı çünkü çok ciddi bir Afgan öğrenci kesimi var beni takip eden. Takip etmelerinin sebebi de yılda ortalama 5-6 tane Afganistan belgeseli yapıyorum ve onların o Sovyet işgali sırasındaki mücahitler arasında çok hakikaten kahraman olan bir liderle uzun bir zaman geçirdim, Mesut Ahmet Şah. O yüzden böyle Afgan kardeşlerim beni takip ederler. İşte bu yeraltı zenginliği yeryüzüne çıkarsa ne olacak diye kendimce bir video yaparken bazı isimleri unutmuşum, kameraman arkadaşlarımı. Bugün birdenbire onlar geldi aklıma. Hakikaten televizyon dendiği zaman evet bizler konuşuruz ekran önünde, fotoğraf çekerken görülürüz. Ama bizi çeken, bizim kadar risk alan muhabirler var, yapımcılar var, sesçiler var, ışıkçılar var ve kameramanlar var. Ben bir foto muhabiri olduğum için bir sürede kameramanlık yaptım. Şimdi önümüzdeki pazar günü bizim haberci programında görünmez kahramanlarımızı, yani kameramanları ve
benim o dönemde gerçekten yol arkadaşlığımı yapan, üstelik aralarında bayanların da olduğu, kadınların da olduğu muhabir arkadaşlarımın hikayesini yapacağım. Çünkü televizyonu bir kişi yapamaz. Bizim bazen böyle çok komik olur. Çağırırlar bazı toplantılara. Coşkun Bey, bugünkü toplantımızı ne zaman yayınlayacaksınız derler. Ben de böyle tam İbrahim Hocam bilir, böyle alırım gözlerimle oynarım. Vallahi kayıtlarıma bakıyorum şu anda beynimde. Önümüzdeki haftalarda yayınlarım diye söylüyorum. Çünkü halen bir televizyon programının nasıl çekildiğini bilemeyecek, üniversite bitirmiş yöneticilerimiz var, belirleyici insanlarımız var. Çünkü meraklı değiller. Benim de derdim meraklı olmak. Yani ya şu televizyonu çekenler nasıl çekiyor? Evet, bir dönem ben hem kameramanlık hem foto muhabirliği, muhabirlik yaptım ama tam o karikatürize edilmiş basın mensupları gibi, yani elinde kamerası her şeyle, ekipmanıyla Levent Kırca'nın şovlarında görünen o karikatürize edilmiş kameraman veya muhabir gibiydim. Bunları yaptım, yapmadım değil. Ama olmazsa olmazı bu işin dünyada iyi bir ekip çalışması. Hamdolsun diyeyim, ben böyle ekiplere hakikaten sahiptim. Türkiye'ye 1993'te geldiğimde Fransa'dan, işte malum Asil Nadir Sipa Presi satın aldığında ajansımız önce sevindi. Sonra birdenbire Asil Nadir'in parasının ne kadar karayollardan kazanıldığı ortaya çıkarılınca İngiltere tarafından, kendisi hapise atıldı ama bize verilen çekler karşılıksız çıktığı için biz, benim o dönemki kaybımı söyleyeyim. Yani varsa Asil Nadir'i tanıyanlar, dünya ahiret boynunda benim bir 200 bin dolarlık bir alacağım var. Yani sadece maaş çeklerinin iadesi söz konusuydu ve 2 yıllık çalışma. Ben ve bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Bunlar işte o dönemin yani hızlı zengin olanlarıydı. O özel döneminin zenginlerindeydi. Bugünkü zenginleri görüyoruz işte. Kokain çekerken görünen kardeşlerim gibi. Sonuçta hukukun olmadığı her yerde bu tür zenginler çıkar. İbrahim abi benden daha da iyi bilir. İşte o dönem, bu dönem derken bu zenginlerin hep var olduğunu biliyoruz. Önemli olan emekçi olarak biz işte foto muhabirliğine başladığımız yıl 1974. Ama kafamda hem foto muhabiri olmak istiyordum, hem gazeteci olmak istiyordum, hem de doktor olmak istiyordum. Doktorluğu dayımdan örnek alıyordum. Çünkü kendisi hakikaten bir, şu anda hayatta diye Allah rahmet eylesin, Siirt'te hükümet tabipliği görevini yapmak üzere İstanbul'u bırakan, Ankara'yı bırakan gelen bir doktordu. Bir kendisine ulaşan bütün hastaları kırmaz, evin önünde böyle kuyruk oluşur. O kuyruğu biz düzenlerdik kuzenlerimle beraber. Ve yeri geldi ameliyatlar yapardı. Sonradan cerrah oldu. İşte benim için çok önemli. Onun gibi doktor olmak istiyordum. Bir de o zamanlar evimize, bizim Siirt'te gazete 3 gün 4 gün gecikmeyle gelirdi ama 2 tane dergi vardı. Biri Hayat Dergisi, diğeri Doğan Kardeş. Ve benim de hem Türkiye'ye hem de dünyaya açılmamı sağlayan o 2 dergiydi. Ara Usta'yı da oradan takip ediyordum ben. Yani Hikmet Feridun'un eşleri, Ara Güler'leri 60'lardan itibaren. Doğan Kardeş de benim böyle geleceğimi belirleyen bir dergiydi. Hatta yıllar sonra Doğan Kardeş'in yıllığı basıldığında benim de içinde olduğum o Doğan Kardeş'te yazıları, şiirleri olan çocukların öyküleri arasında kendiminkileri de buldum. Yani Yapı Kredi Bankası bastığında 2 tane sayfada kendime ait şeyleri görünce, hani onlu yaşlarımda böyle bir şey yapmak bile demek ki bir şeyleri kafada tasarlamakla oluyor. Siirt Mücadele Gazetesi'ne başladım. Yerli bir gazeteydi. İbrahim Hocam bilir, bizim ilk işimiz orada mürekkeple tanışırken o yere düşen harfleri önce tersten, önce bir temizlemek, mürekkebini almak, sonra alıp onları kutularına tersten yerleştirmek ki, çünkü harf düzeni tersten yapılırdı. Ben tabii harfleri düzerken biraz zorlanıyordum ama çünkü alfabeyi tersten ezberlemek gerekiyor. Orada mürekkep yalama olayıyla ilk, yani ağzımıza mürekkep teması orada oldu ama kuzenimin bana vermiş olduğu Kodak marka tek mercekli, obturatörü bir yay olan, böyle ortada minik boğumu olan bir fotoğraf makinesiydi. 6-6 film kullanıyordu, 8 kare çekiyordu.
İlk fotoğraf makinem bu ve bunu evime giren hırsız 10 sene önce çaldı. Hak ettiğim yıl olur inşallah diyorum ama o fotoğraf makinesiyle çektiğim ilk fotoğraf Hasankeyf. Yani derler ya hayatım boyunca çektiğim ilk fotoğraf neydi? Hasankeyf'e gitmiştik. Babamın çok yakın bir arkadaşının milletvekili adayı olan arkadaşı. O zamanlar Hasankeyf bir tarafı Siirt'ti, diğer tarafı Mardin'di. Orada çektiğim fotoğraflar. Şimdi geçtiğimiz günlerde Hasankeyf'e gittim. Tabii su altında bütün o gittiğimiz yerler yok artık. Köprü bile yok, hiçbir şey yok. Her şey su. Şimdi kafamda işte onu görünce ağladım biraz. Ama Allah'tan çok çekmişim. İşte bizim fotoğraf çekmemiz kadar bunu arşivlemenin ne olduğunu da ben ara ustada gördüm. Yani fotoğrafta hiçbir zaman onunla kendimi kıyaslayamam ama onda görmüş olduğum o düzenli arşivleme var ya. Çünkü arşive kimseye sokmazdı. Ben Ara Güler'in arşivine 1977'de kendisini tanıdım. 80'de girebildim. Yani 80'e kadar onun o odası dışında hiçbir yere kıpırdamamıza izin vermiyordu. Haklı olduğunu onun böyle bir genelge gibi, bir tahminname gibi bir kağıt üzerinde kendi fotoğrafını kullanmak üzere teslim ettiği o sözde yazı işleri müdürlerine yaptığı bu uyarı vardı. Evladım bu bir Ara Güler fotoğrafıdır. Bu fotoğrafın yanında gazoz içilmez, kuru yemiş yenmez, elle dokunulmaz, şöyle yapılmaz, böyle yapılmaz diye bir tahminnamesi vardı. Bunu tabii ne zaman anladık? Gazetelerde çalışmaya başlayınca. Çünkü gazetecilik mesleğinde bilirler, sayfa sekreterleri denen arkadaşlarımız vardır. Hiçbir birikimleri olmayan insanlar. Bunlar filmi alırlar, slide vermişsiniz, siz düşünebiliyor musunuz? Hayatınızı koymuşsunuz ortaya. Alır böyle bakar, makasla keser, iki tane kırmızı selotepin üzerine yapıştırır. O renk ayrımına gider. Üzerine bir tane vazelinli parmakla bir güzel baskı yaparlar. Sonra o fotoğraftan fotoğraf bekleyin artık bir daha. Yok. Daha başlangıcı öyle olan, böyle olan bir aşamadan geliyoruz. O yüzden Ara Güler'in o bizi 77'den 80'e kadar karanlık odasına, arşivine sokmayışını anladım diyorum. Bunlar da bir ustalar iyi olunca yani Ergin Konuksever benim sokaklarda ilk kez o sokak çatışmalarında yol göstericimdi, abimdi. Ara ustadan başlangıçta dedim ya yanında olma imkanımız yoktu. Paris'e bir gittim. Dünyanın en değerli, en büyük ajanslarından biri olan kurucusu Gökçü Sipahioğlu'nun olduğu Sipa Press. Ama 3 sene Türkiye'de muhabirini yapmıştım. Orada da bu işin yerel, ulusal değil, evrensel çalışma koşullarını gördüm. Biraz da bir hissiyatım mı beni etkilemişti. Arşivimi beraber götürdüm. Arşivim halen benim önümde. İbrahim Hocam geçenlerde geldiğinde ofise görmüştür. Halen onları işte scan edeceğiz, koyacağız. Çünkü inanılmaz konular var. Hiçbir zaman böyle fotoğraf kalitesi bir sanatçı bakışında değil ama anları çekmişiz. Yani öyle anlamsız şeyleri çekmişiz ki İstanbul'da. Çünkü bize verilen filmler hesaplı. Yine o dönemin gazeteci arkadaşları bilir. Film pahalı. Yani Orbo alıyorsunuz. Böyle bir sarılıyor. Tekrar toparlama imkanınız yok. Altına bir kilo koymanız lazım ki asılsın. İşte onu kesip bir yerlere yerleştirmek. Forte de öyle. Yani bir Ilford hak getire. Bir Kodak hak getire. Onlar pahalı. O yüzden gazeteler bile bize film verirken sayarak verirlerdi. Gider karanlık odaya. Kullanılmış kasetlere sararlar. Bir de o kasetlerin ışık geçirmesin diye kadife bir fitili olur ağzında. Orası tabii çok kullanıla kullanıla filmi çizer. Tabii içine kaçmış filmi çıkarmanın yöntemlerini öğrenmek bile bir aşamadır. 14-15 kaset karelik film verirler. Zaten başı yanmıştır sararken. Diğer başında da bir 3 kare gider. Siz 7 kare, 8 kareli işe gidersiniz. O yüzden sorarlar. Coşkun abi sen niye o zamanlar çok fotoğraf çekmedin? Vallahi arkadaşlar kovulduğum zaman sadece bir kaset filmim vardı. Çünkü bir kaset iyi film $20 karşılığı TL'ydi. Yani bu ucuz değil. Yani fotoğraf çekmek ucuz bir şey değildi. Hele Siirt gibi yerde İstanbul'da gelip işte dedim ya gazeteciliğe başlayan bir insan için zordu. Bütün bu zorluklar içinde gazeteciliği dedim ya ustalarım Ergin Konuksever'den başlayıp sonra işte Ara Güler, Gökçin Sipahioğlu,
Bunlar benim dünyayla buluşmamı sağladılar. Mesleğe başladım. Galiba doğru yolda olduğumu yukarıdaki hissetti. Arşivimi götürmüştüm. Gece yarısında Gökşin abinin odasında kalıyordum. Bayağı ofisinde kalıyordum. Allah rahmet eylesin. Bana hatta bir duşakabin taktırdı kendi banyosuna. Çünkü 3,5-4 ay kanepe üzerinde yatan, ısrarla ben burada kalacağım deyip arşivini getiren ben vardım karşısında. Onun da hoşuna gitti. Arşivlerimi oraya götürüp geceleyin karanlık odaya girip hem kontak alıyordum hem de iyi fotoğrafları basıyordum. Kendim basıyordum. Çünkü o fotoğraf basmanın ne kadar önemli olduğunu orada öğrendik. Kadraj yapmak, maskelemek. Bugünkü gibi Photoshop'lar falan yok. Çünkü Türkiye'de bizim en büyük bahtsızlığımız karanlık odamızın olmadığı gazetelerden bir tanesinde mesela Politika'da biz şeyde o offset baskısı yapan sistemde filmlerimizi yıkıyorduk. Her taraftan ışık giriyor. Bir de sigara yakıp filmin gelişimini görüyorduk. Orada da tabii renk değişimi oluyor ama en önemlisi çizmelerimiz, yani filmi yıkarken emisyonu. Bir de o arada biri dışarıdan bir şey sorduğunda veya odaya girmek istiyorum dediğinde ona bakarken film dozunu kaçırır, biraz koyulaştığında bu kadar bu kez siyanür bulup siyanürle filmi seyreltmek, yani emisyonunu seyreltmek. Bunları yine arkadaşlarımıza anlattığımız ama şaşırırlar ama bunlar hakikaten bizim meslekte 80'lerde kadar var olan şey. Ben hocam onları anlatırken İbrahim hocamın yüzünü görüyor musunuz? O banyo yapıyor şu özellikle anda. Özellikle İbrahim hocayı göstermek lazım. Ama İbrahim hocamdan mesela bir şey söyleyeceğim. Ben kendi evime karanlık oda kurmayı düşündüm. O zamanlar foto cevizli vardı. Gittim işte bir tarafta şeyleri de böyle pe için malzemeleri aldık. Hiposülfit hem filmde hem kağıtta gerekiyor. Hipoyu aldım. İnanılmaz para. Her keresinde bir kilo alıyorsun. Biz direkt lavabodan bırakıyoruz. Bir gün mahalle fotoğrafçısına gittim. Acil bir işim için. Baktım adam kapının önünde bir herif, bir kamyonet. İçinde fıçılar. Adam kullanmış, böyle rengi atmış hipoyu verip karşılığında 2 kilo alıyordu. Yani benim o zamanlar ne diyeyim, kilosuna 10 lira verdiğim hipoyu kullanılmış sıvı olarak verip karşısında 2 alıyordu. Sordum abi, gümüş nasıl çıkarıyordu bu? Ondan gümüş. Gümüş evet. O gelenler de gümüşlermiş meğer. Hiposülfitten yani, gümüş çıkarıyordu. Aynen, çünkü 1 veriyorsun size karşısında 2 veriyor. Dünyada bu kadar avantajlı bir iş yok yani. Düşünün, siz bir şey kullanıyorsunuz, veriyorsunuz size karşısında 2 misli veriyorlar. Çünkü ya. Sonradan takip ettim ben onları. Kapalı çarşıda beni götürdüler bir yere. O hipolar bir yere konuyor. Kocaman bir elektrik sistemi yapılmış. Gümüş çatal kaşık satıcılarından bakırları alıyorlar. Üzerine bunu gümüşle kaplıyorlar. Anot katot dikelsiyle. O kullanılmış hipodan gümüş çıkıyormuş. Yani bu tabii bugün bunun bir anlamı var mı? Sadece güzel bir hikaye. İbrahim Hocam da bilir. Yani fotoğrafçının sırları bunlar. Karanlık oda bir numaralı öğretmendir. Kesinlikle. Sinema yanılma konusunda bir numaralı öğretmendir karanlık oda. Niye? Ve çalışmanın mutluluğuna eriştim ben karanlık odanın. Öğrendim. Maskeleme mesela. Şu anda işte elimizde bir alet. Onu temizliyoruz, çiziyoruz, açıyoruz, kapatıyoruz ama eskiden yapılan hareketler belli. İbrahim Hocam bilir. O agrandizörde ışığı azaltmak, bir yere odaklamak, agrandizörü yükseltmek. Yani neler öğrendim o karanlık odada biliyor musunuz? Benim açıkçası uyanışım o SİPA'nın karanlık odasına girip teknolojiyle tanışmaktı. Bir de dünyada olan bizde olmayan bir meslek daha varmış. Bunu SİPA'da öğrendim. Fotoğraf editörlüğü. Böyle meslek dünyada var. Yani İran'da var. Adam hayatı boyunca fotoğraf çekmemiş ama editör. Hiç unutmam, bu Life dergisine gittim. Rahmetli Ara götürdü. Benim ilk röportajım yayınlandıktan hemen sonra. Orada da Time Life'ın editörü var. Bu adam yani iki derginin Allah'ı. Toplantılar onsuz girilmez. Gündemi o belirler. Adam böyle önünde bir ışıklı masa, bir tane Leica'nın lupu, böyle ışıklı masaya bakar, atar.
ışıklı masaya bakar, bir dakika der. Bir projeksiyon getirirler, projeksiyonu koyarlar. Orada fotoğrafın içinde yürür, dolaşır. Gündemi oluşturacak bölümü alır, onu çizer. Ona gerekli göre fotoğraf. Ama gerekli editör. Hem de nasıl? İşte bugün şimdi biz, evet, jürilere girdiğimiz zaman aman diyoruz, çekerken düşünsün bunu fotoğrafçı. Ben sonradan benim bir fotoğrafım Türkiye'de de yayınlanmıştı. Aynı fotoğrafın Stern dergisi, Almanya'nın en büyük dergilerinden bir tanesi, düşünün Stern. Onlar beni şey çağırdılar, tam böyle Türkiye'de 80 olayları arttığında toplantıya çağırdılar. Benim bir fotoğrafımı dergide kullanmadan önce nasıl seçtiklerini gördüm. Gelişi güzel, yani 24 milimetrede çekilmiş bir oda düşünün. Sivas'ta bir oda, bir beşik, beşikte yatan çocuk ve beşiğin altını arayan askerler. Duvarda Hazreti Ali şeyi, resmi. Adamlar öyle bir kullandılar ki 12 Eylül darbesini tek şey, gece gelen asker. Öyle verdiler. Hiç böyle altına büyük dedi. Çünkü gece yapıldı biliyorsunuz 12 Eylül darbesi. Uzun lafın kısası. Orada, aynen orada. Sonradan ben bu işin ne kadar önemli olduğunu öğrenirken Gökşi Sipahioğlu'nda rahmetli anıyorum, fotoğraf editörlüğünün olduğunu onun o odasında kaldığında arşive girerken gördüm. Onun. İbrahim Hocam hatırlar. Menderes idam edilmeden önce fotoğrafları Genelkurmay'dan açık artırmayla veriliyormuş gazetelere. Yeah. Bir olay varmış. O fotoğrafı almış Gökşin abi, büyütmüş. Menderes'in o zamanlar çalıştığı gazete, o herkesin önüne gelen bildiği fotoğraf, işte alamadığı fotoğraf, sadece Ustura ve Menderes'in buradaki bıdığı ön plana gelecek şekilde, yüzünün tamamı değil, Ustura ve o bölge, yani Menderes'in o yüzünün bilinen, ona ait olduğunu hakikaten ifade eden bir yüz hattıyla Ustura'yla, Ustura'nın temas anı. İşte bu editörlük. Bunlar bizde var mı? Hani ben Mehmet Yaşin'i biliyorum. Kendisi şu anda televizyonda yemek programları tanınıyor ama gerçekten Cumhuriyet Gazetesi'nin 1980 dönemindeki arşivlerine girin. Mehmet Yaşin'in müthiş, ondan sonra Atlas dergisini çıkarttı, gözü olan bir insan. Bir de rahmetli Çetin Emeç, Hürriyet Gazetesi'nde, Milliyet Gazetesi'nde çalışırken hatırlıyorum, bizzat toplantılara girer. Çünkü bunun için biraz da bir fotoğrafı okumak diye bir olay var. Ben tabii basın fotoğrafından bahsediyorum. Şimdi bunları yerinde görüp, işte değerli ustam Gökşi Sipahioğlu'nun yanında bu işe başlarken, doğru zamanda doğru yerlerde oldum. Mesela Polonya'da Gdansk greve başlamış. Rahmetli Savaş Ay'la biz bir müzik festivaline katılıyoruz deyip giriş yaptık Polonya'ya, Sopot'ta. Çünkü ben işte şeydeki Gdansk'taki tersane grevine geliyorum deseniz sizi sokmazlar ülkeye. Ama aynı tarihlerde yapılan bir müzik festivalini gerekçe gösterip gittik ve Lech Walesa'yı dünyaya ben tanıttım. Ama farkına varmadan tanıttım. Çünkü tanımıyordum önce. Gönderdiğim fotoğraflarını izleyen Paris'teki arkadaşlarım fark etmişler, onlar çizmişler. Ama ben kimi çektiğimi bilmiyordum. Meğer Walesa'yı. Hocam ama sizin az önce bahsettiniz ya, hani bir ekip çalışmasına ihtiyaç var bu işlerde diye. Gerçekten hani siz o bilinçte kolektif çalışma kültürüyle işlerinizi yapmışsınız ama ben sizin yaptıklarınızı izlediğim zaman bu sadece sizin değil, bütün dünya sizin gazeteci ve belgeselci olmanıza çalışmış. Yani sizin doğal bir ekibiniz var. İlginç bir şey, mesela Lübnan'a yakında bugün de davet geldi Lübnan'a. Bir İzmir'den bir turizm acentası, ya şu Haziran'da bir tur yapsak mı dedi. Ben biraz şeyimdir, yani insanların kaçma yöneliminin olduğu anları hissediyor gibiyimdir. Atlar giderim, hakikaten bir şeyler olur. Şimdi bindiği uçak kaç kere kaçırılır insanın? Benim bindiğim uçak bir kere kaçırıldı, hayatımı değiştiren olaydı. Tam da bu 12 Eylül darbesinden bir ay sonra oldu. Ama bir başka olay var, hiç açıklayamadım. Üstelik fotoğrafların normalde bana ait olduğunu
bilmeme rağmen kabul etmeyip o fotoğraflarla bir Fransız fotoğrafçının Pulitzer ödülünün kazanmasına yol açan çalışma. Belki hatırlarsınız 1985 yılında Amerikan hava yollarına aittiği uçak Atina'dan Beyrut'a kaçırıldı. Uçağa kaçıran korsanlardan birini daha önce tanıyorum. Adam benim fotoğraf çekmek üzere bulunduğum terasa geldi. Beni de çok seviyor. Beraber Güney Lübnan'da İsrail'e karşı işte o Şii, Hizbullah ve Emel örgütü savaşırken ben oradaydım. Onlarla beraber olunca biraz tabii kahramanlık gösteriyorlar. Biz de o statüyü sokuyorlar. Sana ne yapayım dedi. Al şu makineyi, bana uçağın içinde fotoğraf çek dedim. Makine almam ama bana bir film ver dedi. Bir film verdim. Aldı. 3-5 gün sonra ben yaralandım. Beni işte ambulans uçakla Larnaka'ya, oradan da Paris'e götürdüler. Benim yerime şu anda Tayland'da yaşayan Oliver Stone'un fotoğrafçısını yapan bir arkadaşım var, Roland Neveu. O benim odamı aldı. Ve bir sabah kalktığında o odada böyle hani otel odalarının kapısında şey bırakırlar ya, kruasan, kahve, bir zarf içinde bir film buldu. O film işte benim vermiş olduğum korsanlar tarafından çekilen fotoğraftı. İçinde Damon Russos, pilotlar, korsanların olduğu fotoğraftı. Fotoğraf Pulitzer kazandı ama hiçbir zaman o fotoğraf benim için çekildi diyemedim. Yani bunu demiş olsaydım belki dijital makineye sahip olsaydınız orada EXIF bilgilerinde geçecekti. Onu söylüyorum her yerde. Yani bu makine şu yani Sovyetler Birliği dağılırdı 83 yılında. Çünkü gördüğüm ama makineme ulaşamadığım bir anda düşünebiliyor musunuz? Sovyetlere göre o dönemin en büyük teröristi, onun evinde kalıyorum ben ve bir general gönderiyorlar. O terörist diye niteledikleri mücahit lideri bir hafta önce Kızıl Ordu'dan 1000'e yakın insanı öldürmüş bir tünelin içinde. Adamlar cesetlerini almak için ateşkes imzalamak üzere geliyorlar. Ve bu olayı dünyada gören 3 kişiden biriyim. Şu telefon olsaydı orada ne olurdu biliyor musunuz? Şimdi bazen denir ya, hayatını değiştirdi. Uçak kaçırmalarda ben o telefon olsaydı. Artı mesela bu akşam belki ilgisiz bir konu, uçak kaçırma. Çünkü bunu anlattım, her şeyin YouTube'u var. Ama YouTube'da olmayan bir olayı anlatayım size. 1985 yılı çok verimli bir yıl. Ben üstelik yaralandım, 6 ay yürüyemedim. 85 yılında birdenbire Filipinler'in o hem başlarken ulusal kahramanı olup sonra diktatörü olan Marcos, bizim kuşak bilir. İşte Japonya'ya karşı verilen savaşta ulusal kahraman ama kendisi ve ailesi yavaş yavaş ülke içinde kendi yarattıkları katmanla ülkenin astı kestik lideri oluyor. Ve işte tahmin ettiğimiz yaşamı yaşıyor. Karısının sadece 400 çift ayakkabısı olan bir odası vardı sarayın içinde. Ve biz o saraya halkla beraber, Reza ile, meşhur National Geographic'in fotoğrafçısı Reza ile beraber girdik. Girdik. Ama ne film vardı, ne flaşlarımızda pil vardı. Bütün bir gece fotoğraf çekmeksizin, bir de Reza başından yaralandı. Marcos'un kütüphanesine girip orada sığındık. Tek kare fotoğraf yok. Yani olur ya bazen derler, yok film yok çünkü bitmiş. Çekilmiş filmlerin üzerine çekemezsiniz bir daha. Cepleriniz dolu film. Ama geceliğimiz böyle bir Bastil Kalesi'nin düşmesi gibi sarayın düşeceğini düşünemediğimiz için bir de yanımıza aldığımız filmler belli. 10 kaset, 20 kaset, 30 kaset. Ve bitti. İkimizde de film yok. Halbuki o odada ve odanın dışında odananları çekseydim eğer şöyle bir telefonla. Allah. Evet, biraz soru alalım. Hocam ben işte tam soracaktım bu arada. Şimdi başınızdan gelen böyle talihsiz bir şey anlattınız. Böyle zirvede olan bir şey var mı sizin için? Ah şunu da yapsaydım, keşke diyebildiğiniz bir şey. Ne olabilir ya, ki? Çekmediğim, çekemediğim zaten. Çok iş var. Yani çekemediğim çok. İlla ki bir tane vardır ama var. Doğan abi, ben öyle düşündüm ama. Yani çekmek istemediklerim de var. Onu zorla çektirilmek istenenler de var.
Yani idam olaylarına tanık oldum. Çekmedim. Zorladılar da. Yani üstelik kimlerin zorladığını söylersen şaşırırsınız. Onlara göre çünkü bu bir şey, açıkça söylemek gerekirse propaganda malzemesi. Kendi halkları içinde işte casusluk yapanların cezalandırılma olayı. Bu her dönemde işte her ülke kendi kurtuluş savaşını verdiğinde özellikle ordulardan firarı ya da yanlış hareket yapan insanların cezalandırılmasının daha geniş kitleler tarafından duyurulmasını ister. Bu belki Cumhuriyet tarihini okuduysanız bilirsiniz. Kurtuluş Savaşı'nda da var yani. Yani o ülke yapar, bu ülke yapmaz diye bir şey yok. Bu savaşların olmazsa olmaz koşullarından biridir. Bunlarda zorlandım. Çekmedim. Afganistan'da olsun, Lübnan'da olsun. Ama böyle yani keşke çekebilseydim dedim. Şimdi olsa çekmeyeceğim şey var. Onu söyleyeyim. Mesela o uçakta, kaçırılan uçakta, uçak havadayken fotoğraflar çektim. Şimdi olsa çekmezdim. Çünkü benim fark edilmem anında oradan bir iki kişinin harekete geçmesi, korsanın ateşlemesi silahını 150 insanın ölümü demektir. Yani o yüzden şu andaki aklımla asla yapmazdım böyle bir şey. Zaten olayların birçoğunu anlatırken siz öyle bir kestirme anlattınız ki ben birçoğunu izledim. Mesela Afganistan'da yanılmıyorsam liderin yanına gidiş öykünüz evet. Var sizin. O sadece Instagram'da bir karikatür arkadaşım var Emrah Ablak. Onu çizdi. Benim Instagram'a girerseniz Emrah Ablak o hikayeyi kadar, çizdi. Ne kadar bayağı sürede gitmiştiniz hocam oraya? Yürüyüş, gidiş 3 ay. Dönüş daha kısaydı. Daha çünkü dönüşte katır üstünde, at üstünde geldik. Hatta beraber geldiğimiz kişi çok garipti. Şimdi o lideri Mesut Ahmet Şah'ı dünyada tanıyan, yakın ilişki kuran 2-3 kişiden biriyim. İşte biri Reza. Şu anda Afganistan'da yeni bir oluşum var. Yeni bir birlik çalışması var. Ve o Mesut Ahmet Şah'ın oğlunu şu anda ön plana çıkarmak istiyorlar. Birkaç gün önce Afganistan'da benim Mesut'la kaldığım süre içinde birlikte olduğum ve birlikte yaralıları, kolu bacağı kopmuş insanları Pakistan'a taşıdığımız, naklettiğimiz konvoydaki arkadaşım 2000'li yıllarda Afganistan'ın Londra'daki büyükelçisi, şu anda emekli oldu. Toronto'da yaşıyor. O aradı. Beni Afganistan'a davet ediyorlar. Bu yeni oluşum için. Şimdi orada tanıdığım bir insanla 40 yıldan beri devam eden bir ilişkim var. Çok önemli bunlar. Ama dünya için de çok önemli. Çünkü dünyada bizim gibi insanlar olayın içinde bizzat olup olaya dokunan nitelikte. Çünkü foto muhabirliği veya kameramanlıkta olaya uzak kalamaz. Böyle bir lüksümüz yok. Yani muhabirler oturdukları kaldıkları otelden belki yazabilirler duyumlarla. Röportajlarını ofiste yapabilirler. Ama bir foto muhabirinin ofisten fotoğraf çekme imkanı yok. Belki şimdi drone ile yapabilirler ama. O yüzden bizim tanıklıklarımız dünyada çok ciddidir de bir tek Türkiye'de bizi adam yerine koymazlar foto muhabirlerini. Yani Orta Doğu'da daha doğrusu. O arada zaten değil mi hocam? Bir de sizin Mayın'da yaralanma meseleniz i̇şte var. Aynı seyahatte miydi o? Evet, arkasına asıldığım kamyon antipersonel dediğimiz bizdeki topuk koparan diye tanımlanan mayına çarptı. Lastik patladı ama o şokla ben uçmuşum. Arkada asıldığım merdiven demiri ağzıma girmiş ve asılı kalmışım. Ben hiç hatırlamıyorum o süreyi. 3-4 günlük bir koma halim var. O süre içinde beni Mesut'un evine götürmüşler. Bir Fransız kadın doktor tanıyorum. Beraber yola çıkmıştık. Çünkü kadın olduğu için onu ayrı götürmüşlerdi. O beni tedavi etti. Hatta bununla ilişkin böyle dünya çapında dergilerde röportajlara yayınlandı. Bizde de Milliyet Gazetesi'nde vardır arşivinde 1983 yılı Haziran ayında o röportaj yayınlanmıştı. Yani az önce bahsederken o liderin yanına gittik geldik dediğiniz, yani bu benim bildiklerimin yanında o kadar kısa ki ve bütün hikayelerinizde böyle o çok liderle
Ölümünden bir ay önce konuştum. Öldüğü yıl 2001, 11 Eylül'den iki gün önce öldürüldü. Bir suikaste kurban gitti. Suikastı da gazeteci kılığına girmişler yaptı. Kendisi beni o 11 Eylül'den tam bir hafta önce bekliyordu. Yani 5 Eylül'de bekliyordu. Çalıştığım televizyon kanalı, isim vereyim, NTV'di. Göndermedi beni. Yani tabii kendi imkanlarımla gitme imkanım yoktu. Belki dünyanın kaderini değiştirecek bilgi sahibi olacaktım. Çünkü Mesut Ahmet Şah Afganlar için, her türden Afgan için, yani Tacik olsun, Uzbek olsun, Türkmen olsun, Paşto olsun, çok önemli bir lider. Çünkü Sovyet Kızıl Ordusu'nun Afganistan'dan çekilmesine yol açan operasyonları o yaptı. O yüzden yarın öbür gün Afganistan'a giden insanlar görürler Mesut Ahmet Şah. İşte onu ilk dünyaya tanıtan benim ama yıllarca da kendisiyle irtibatım devam etti. Gittim görüştüm. İşte 5 Eylül'de randevulaşmıştık. Hoca Bahaddin'de. Hoca Bahaddin'in neresi olduğunu söyleyeyim size. Mevlana'nın doğduğu yer. Yani babasının ismi Hoca Bahaddin. Belh yakınlarında bir yer. Orada buluşacaktık. İşte kısmet olmadı. Hocam, sizin bildiğiniz başka böyle uçak kaçırmaya şahit olmuş gazeteci var mı? Uçağın içinde olup da çekemeyen çok var. Anlatan. Yani var. Ama fotoğraf çeken, bir de ben bırakın fotoğraf çekmeyi, röportaj yaptım. Yani bayağı oturdum, röportaj yaptım. Hocam, o videoyu yani, bir müsaade ederseniz izleyelim mi? Çünkü hakikaten çok çok özel bir çalışma. Yani çok özel anlar. Katılan arkadaşlarımın belki izleyenler de vardır ama onu bir izlemek çok iyi olur diye düşünüyorum ben. Hakikaten dünya gazetecilik tarihinde... Kitabı çıkacak inşallah. Şeyin mi hocam? Bu olayın kitabı çıkacak. Öyle mi? İlk kitabım olacak. Türkiye'de olaylar üzerine ilk kitabım olacak. Merih Akoğul şu anda bizi izliyorsa selamlar. O başladı etmeye. Ne zaman kısmetse hocam? Yani sonbaharda inşallah kitabımız olur. Çok güzel. Hocam müsaadenizle o videoyu bir kayda alalım. Anıl müsait tamam. Misin? Müsaitim. Hazırda duruyor zaten. Ben direkt olarak açıyorum videoyu. Evet, sana zahmet. Tamamdır. Görüntüleri ve sesleri kapatırsak sıkıntı olmasın yayında. Evet, tüm katılımcılar kameralarını kapatırsa bu anlamda mutlu oluruz. Coşkun Hocam, ben müsaadenizle başlatıyorum. Tabii canım. Ses gelmedi Anıl. O zaman bir saniyenizi rica edeceğim. Türkiye'de bir darbe yaşandı 12 Eylül'de. Bu darbeden tam bir ay sonra 14 Ekim 1980 günü Güneydoğu'da yapılacak bir tatbikatı izlemek üzere Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'na gitmek üzere İstanbul'dan harekete geçiyorum. O zamanlar İstanbul Havaalanı çok küçük. Havaalanında 17.35 uçağı için sıradayım. Birdenbire karşımda meslekteki abilerimden birini görüyorum, Osman Arolat. O da Ankara'ya gidecek bir basın toplantısı izlemek üzere. Yanında Nagra Teybi ile beraber Osman abilerimiz check-in işlemlerini yapmak üzere yaklaşıyoruz. Uçağa biniyoruz. Tabii ki o zamanlar tren cihazları her şey manuel yapılıyor. Uçak klasik kemerlerimiz bağlanması. Uçağımızı söyleyeyim bu arada. Boeing 727 eski 3 motorlu uçaklardan. İsmi de Diyarbakır. Gariptir. Uçağımız havalanıyor. Çok sık uçtuğum için İstanbul-Ankara arasında normalde işte yarım saat geçtiğinde iniş anonsu ve alçalma anonsu verilir. Bu anonsu duymuyoruz. Gariptir. Yarım saat geçiyor, anons yok. 45 dakika oluyor, anons yok. Bir saat oluyor, yok. Bir gariplik hissediyorum ben. Koltukta da koridorun yanı başındayım. Osman abi tam solumda. Pencere kenarında yaşlı bir bayan var. Tabii o zamanlar yaşlı. Ben böyle 24'lerinde, bayan da bir varsa bir 50-60 yaşlarında. Osman abi de 1970'lerde kuzenimle beraber aynı cezaevinde yattığı için tanıdığım bir gazeteci, sadece Nagra TV ile beraber Ankara'da bir röportaja gidecek. Uçak tıka basa dolu.
Sonradan öğrendim ki uçağın içinde yolcular arasında ünlüler de var. Özellikle bu dönemin ünlülerinden. Daha önceden, yıllar önce rahmetli Savaşay'la seyahatlere giderken acaba bir gün uçak kaçırmaya tanık olurmuşuz diye defalarca sohbet etmişizdir. Hatta garip de mesela ilk Avrupa'ya çıktığımızda Lufthansa ve Air France'a bindiğimizde acaba kimler terörist olabilir? Uçak kaçırılır mı? Kaçırılmaz mı diye kendi aramızda canlandırmalar yapıyorduk yapılsa ne olur diye. Ankara İstanbul arası 35 dakikalık bir uçuş ve ses seda yok derken birdenbire uçağın içinde gidip gelmeye başladı. Sakallı bir adam geçiyor koridordan, etrafa bakıyor ve bir anons. Sayın yolcular, uçağı şu andan itibaren İslam hakim olmuştur. Mikrofonu bir Müslüman kardeşime veriyorum. O kardeş mikrofonu aldıktan sonra klasik Allah'ın selamını gönderip uçağı bundan sonra İslam hakim olmuştur tekrarlayıp amaçlarının askeri rejime, faşist rejime karşı bir savaş başlattıkları, bununla ilgili olarak da uçağı İran'a götüreceklerini, oradan dünyaya bunun ilişkin deklarasyonunu yaptıktan sonra, duyuru yaptıktan sonra da Rus işgali altında, Sovyetler Birliği'nin işgali altındaki Afganistan'a gidip mücahitlerle savaşacaklarını söylediler. Bir garip olduk. Ben o zamanlar Domke fotoğraf çantam var. F2 makinamı çıkardım. Üst ayrılan bir prizması var. Onu ayırdım. Etrafımı çekmeye başlarken Osman abinin yanındaki kadın, evladım ne yapıyorsun? Senin yüzünden bizi öldürecekler gibi laflar etmeye başladı. Osman abi de yaptığımın doğru olmadığı konusunda beni uyardı. Ben her şeye rağmen o gelip geçenleri gözümü vizöre dayamadan çektim birkaç kare. Bu arada devam ediyor. Uçağın içinde garip bir sessizlik. Bir iki ikinci anons. Lütfen bayan yolcular başlarını örtsünler. Örtü bulamayanlar koltukların üstündeki bezleri. Hani var ya o hava yollarının koltukları üstündeki bezler. Onları kapılarına koysunlar diye. Hostesler dahil herkes denileni yaptı. Bayanlar kimileri başörtü çıkardılar, kimileri bir takım bezleri, kimileri çantalarında var olan eşarplarını çıkardılar. Ekim ayı olduğu için de kaş kollu olanlar falan da vardı, onlar da örtü. Bulamayanlar da koltuk üstündeki bezleri kapılarına koydular. Ve garip bekleyiş sırasında birkaç kişi önümden geçti. Ben de tiplerine bakıp, bir dakika ben gazeteciyim, acaba sizinle görüşebilir miyim diye izin isteyecektim. O gençlerden bir tanesine söyledim, hayır dedi. Bu yüzden tabii ben sineye çekilmiş gibi dururken Osman abiden bir fırça yedim. Ardından kadın, senin yüzünden bizi öldürecekler falan diye bağırıp çağırdı. Ben sessiz kaldım derken birdenbire, bu arada 1,5 saati geçmişti yani Erzurum'a doğru gidiyorduk galiba. Çünkü yani 1,5 saatlik yol ancak onu gösteriyor. Bir sakallı bey geldi. Sanırım ismi Mekki olan. Çünkü bana silahı, uçağı nasıl soktuğunu gösteren oydu. Eşyalarını al gel dedi. Çantamı aldım. Böyle gülümseyerek hem Osman abiye, Bay Bay abiye dedim. Kadın bana korkmuş bakıyordu. Uçağın içinde herkes bana bakıyordu. Bu adam neyin ne yapacak diye. Aldım çantamı. Uçağın önünde o kahve, çay makinelerinin olduğu bölüme geldiğimizde önce arkadaş beni aradı. Bu arada iki tane hostes de bana garip garip bakıyordu. Ben onların fotoğraflarını çektim. Daha şey dedim, bu uçağın içinde silahı nasıl soktunuz? Beni ararken böyle gülümseyerek anlatmaya başladı. Ya dedi, Kur'an-ı Kerim'in içinde koymaya kalktık. İçine oymak günah. O yüzden üzerinde Türkçe, Latince harf olmayan bir Türkçe, Arapça lügat bulduk. Silahı içine koyduk. Harika buluş falan dedim ben de. Bu arada hostesler bizi dikkatli dikkatli izliyorlardı. Bana amaçlarını anlattı. Böyle işte terörist olmayan bir tipti ama yani eylem sonuçta bir terör eylemi. Sonra beni içeriden beklediklerini söyledi. Kokpiti kapısını açtığı anda içeride ben gülüşmelere tanık oldum. Bayağı içeride gülüşüyorlardı. Sakallı bir adam, böyle gözlüklü. Yılmaz Yalçın ermiş. Elinde silah, ona mı buna mı diye böyle hareketler yapıyor. Kaptan pilot, yardımcısı ve ortada bir adam. Allah rahmet eylesin, bu operasyonda hayatını kaybeden eski basketbolcu Tunç'muş. Sonra gülüşmelerin ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Pilotun silah dayandığında gıdıklandığını, bu yüzden aman benim üzerime koyma uçağı düşürürüm gibi laf ettiğini. Aslında bu bir muziplik değil, çok uyanıklık çünkü ne olduğunu sonradan öğrendim. Onun üzerine kokpitte o anda
davetli olarak bulunan eşi Türk Hava Yolları'nda çalıştığı için, hostes olduğu için mürettebat tarafından biraz ayrıcalıklı ya, o zamanlar Türkiye'de hakikaten böyle özel servis falan yok. Kokpite çağrılırsınız, size artık viski mi verirler, bir şey mi verirler. O amaçla konuk edilen eski basketbolcu Tunç isminde bir arkadaşımız. Pilotun yerine benim enseme koyabilirsiniz diye cevap verince kahkaha patlıyor ve ben içeri giriyorum. Ama tabii içeri girdiğim anda Efikim'de bulunan, o zamanlar Ilford'un çıkardığı 72 pozluk bir film, makaraya basıyorum. Bastıkça basıyorum böyle. Bu arada Yılmaz Altıner soruyor, kimin nesisin, nerede çalışıyorsun diye. Ben Sipa Pres Ajansı diyorum. Neyin nesi o ajans diyor. Ben işte sahibi Gökçin Sipahioğlu, Türkiye'de Hürriyet Gazetecisi'nin temsilciliğini alan bir ajans. Ben deyip ajansı anlatıyorum. Ya uçakta başka gazeteci arkadaşım mı var diyorum. Ha demez olaydım tabii. Kim o diyor? Yılmaz Alçıner. Osman Arolat deyince çağırsınlar o komünisti. Ve oradaki arkadaşımız Osman Arolat'ı çağırıyor kokpitte. Osman Arolat o minik kokpitte. Yılmaz Alçıner ile meğer tanışıyorlarmış. Eski dönemlerde 68'lerde 69'larda falan. Derken biz röportajımızı yapıyoruz. Ben birinci filmi değiştiriyorum. Tungsten film kullanıyorum. O zamanlar bu dijital makineler yok. Eğer bu dijital makineden bir ama bugünkü aklımda bunu yapar mıydım? Hayır, asla. Neyse, ben fotoğraflarımı çekiyorum, birkaç film harcıyorum, orayı terk ediyoruz. Uçağın içinde bir garip. Ya uçakta başka gazeteci arkadaşım vardı. Masal Çiner'le kim o diyor? Osman abi soru cevap alırken pilot ilginç bir şey söylüyor. Diyarbakır diyor. Diyarbakır'a geçeceğiz diyor. Karşı taraftan evet diyor. Bizim arzu ettiğimiz zamanda indirin uçağı. Ben bunu böyle bir zihnimin gerilerinde bir yerde tutuyorum. Koltuklarımıza geri dönüyoruz. Ve birden bire bir anons geliyor. Uçağımız İran hava sahası bize kapandığı için ve savaş bölgesi olduğu için, çünkü o dönemde İranlı olarak savaşıyor. Diyarbakır havaalanına inecek. İkmal yaptıktan sonra tekrar havalanacağız diyorlar. Aslında bu olay ilginçtir. O anda darbe yapan Cunta'nın bütün mensupları Diyarbakır'da olduğu için Evren tarafından istenilen bir olay. Uçak Diyarbakır'a indiriliyor ve indirildiğimizde her şey hazır vaziyette. Pisti aydınlatmışlar. Özel böyle askeri reflektörlü, projektörlü araçlar getirilmiş. Ondan sonra bekleyiş başlıyor. Yani 17-30'lardan başlayıp işte 18-19-20 derken uçağın içinde kapılar kapalı. Garip bir tedirginlik hakim. Korsanlar gidip geliyor ama hasta insanlar var, yaşlılar var. Havasızlıktan da baş ağrısı başlıyor. Derken gece saat 12'ye doğru kadın ve çocukların serbest bırakılacağına dair bir haber geliyor. Yanındaki o teyze, yani pencere yanında oturan, bir bakıyorum işte üstümüzdeki dolabı açıyor. İçinden böyle divan otelinden veya divan pastanesinden, hiç unutmam çünkü divanı hatırlıyorum. Pasta bisküvini benzeri şeyler var. Onları çıkartıp alıp tahliye edilecek yolcularla beraber ilerliyor. Teyze diyorum, bizlerin ne kadar kalacağı belli değil. Uçakta da yiyecek hiçbir şey yok. Bari bunları bırakın da insanlar doysun diyorum. Ne demek, onlar hediye diyor. Evet, çok iyiliksever teyze. Hediye ediyor. Biz de oturuyoruz oturduğumuz yere. Bu arada havasızlıktan oksijen maskeleri açılıyor. Hastalar, kadınlar, çocuklar terk ediliyor ve biz uçağın içindeyiz. O anda şey görmüyorum, yani ne Yılmaz Alçın'ın ne diğerlerini. Ama ciddi bir havasızlık hakim. Bu arada benim fotoğrafımı çekiyor Osman abi benim makinemle. O fotoğraf halen durur ama kendisi teybine kayıtlar yapıyor. Fotoğraf makinesi yok çünkü. Baş ağrısım ben de giderek artıyor. Emergency çıkışları, exit çıkışlarının önünde kendime daha geniş bir yer buluyorum. Uzanıyorum. Birdenbire gözlerim kapanıyor. Uyumuşum meğer. Bir uyanıyorum ki üstümden biri atlıyor. Acil çıkış kapısını zorluyor. Ve kapıyı kırıp, yani kırılan bir bölüm var. Onu kırıp dışarı doğru itip uçaktan aşağı atlıyor ama atladığı anda yani büyük olasılıkla kanadın üzerinden aşağı düşüyor ama düştüğünde
inanılmaz çığlık sesleri duyuyorum. Bu düşerken birini kırdı diye düşünüyorum. Meğer öyle değilmiş. Aşağıda bekleyenler bir güzel dövmüşler o adamı. O adam kim mi? O adam bir İtalyan mühendis. Karakaya Barajı'ndan çalışmaya gelmiş. Adamı ben diye bir güzel harcamat ediyorlar. Niye mi? Çünkü o tahliye edilen, ilk serbest bırakılan yolculardan çok sevgili teyze, o bisküvilerini, pastalarını vermek istemeyen, adam makinamın içinde bulunan objektifleri de silah diye yorumlamış, ifadeleri okudum çünkü. Neyse, o acil çıkış kapısının açılması, İtalyan'ın aşağı atlaması ve aynı anda önden silah sesleri, arkadan silah sesleri, yatın diye bir bağırışma ve uçağın içi bayağı ciddi şekilde tarama. Yani savaş deneyimlerim olduğu için kullanılan silahları, dumanını, kesip bir duman bağlıyor uçağın içinde birdenbire. Kesip bir duman kaplıyor tarafı. Ama bir anda o dışarıdan gönderilen projeksiyon ışıklarıyla sağ tarafımda birinin vurulma anını görüyorum. Çığlığını duyuyorum. Beyaz gömlekli biri. Sonradan İsmet isminde bir gümrük görevlisi olduğunu öğreniyorum. Hatta geçtiğimiz günlerde bir yakını, bir yeğeni beni aradı. Ölen dayısının ismini kendisine verildiğini söyledi İsmet olarak. Çünkü kızlara İsmet isim vermemiz ama rahmet dayısının ismini vermişler. Allah rahmet eylesin. Onun vurulma anını görüyorum ama gariptir oğlu ateşten sonra içeri giren askerler. Hayatımda ilk kez fotoğraf çekmekten alıkoyuyorum kendimi. Çünkü elimdeki fotoğraf makinesi silah gibi görülüp beni vurabilirler. Ama o kale, yani eğer bir cep telefonu olsa gözümde hakikaten tam bir sinema karesi gibi. Uçağın içinde kesip bir duman, uçağın içine giren özel kuvvetler, önden patlayan birkaç el silah, bağırışma çakışma, bizim özellikle ayağa kalkmamız istendi. Sonra bir anons geldi. Herkes yanında bulunan eşyalarını bıraksın ve uçağı tahliye etsin diye. Bende 3 film vardı o süre içinde. 72 bozluk olanı iç çamaşırının içine koymuştum. Bir kaset filmi. Koltuğun altına bağlamıştım. Skoç teyple. Üzerine de yazmıştım bu filmi lütfen. Sipah Pres Ajansı'na gönderiniz diye. Osman abinin beni çektiği Canon makinamdaki diğer film. 3 film toplam. Onu da aldım. Şimdi filmlerden bir tanesi Ektachrome'un o zamanlar tungsten filmi. Hiç flash kullanmadan doğal ışıklı çektiğim film. Asa yükselterek yapılan bir çalışma. Eski analog yapanlar bilirler, analog fotoğraf çekenler. Siz 160 asalık filmi 640'a göre çekersiniz. Ona göre banyoda biraz daha fazla kalır. Böyle çekilmişti ama filmi hiçbir zaman göremedim. Çünkü Osman abi artık biraz uyanıklıktan benim kendisine SİPA'ya göndersin diye teslim ettiğim filmleri Adana'da bir laboratuvarda yıkamış. Tabii laboratuvar böyle bir şey bilmediği için o fotoğraf içinde, o film içinde tek kare fotoğraf vardı. O da açık diyaframı olduğu için normalde açık çıkması gereken fotoğraf normal çıkmıştı. Geri kalanlar zifiri karanlıktı. Evet, dışarı çıktık. Uçağın altında yere yatırıldık. Aynı anda beni arayan bir takım insanlar. Kim o? Terörist fotoğrafçı diye bir manga asker. Başlarında bir subay. Ben kalktım. Beni mi arıyorsunuz dedim. O anda ayaklarım yerden kesilmişti. Üstümde habire inip kafama değen dipçik darbeleri. İzi halim var. Ve beni alıp havaalanına bir bölümüne götürdüler. Yani iyi dayak yediğimi söyleyebilirim o süre içinde. Kasıklarıma vurdular. Tekmelerle falan. Bayağı ciddi yumruk yedim. O dayak atanlardan biriyle de aşağı yukarı 9 sene sonra Gaziantep Havaalanı'nda karşılaştım. Şu anda yaşıyorum bilmiyorum ama. Bir gerekçe neydi biliyor musunuz? İşte terörist olmam kuşkusunun dışında basın kartım benim birçok dergisindendi. Köken Siirt. Nüfusa kaydım olan yer Siirt. Artık pis Kürtlüğüm mü, mikropluğum mu, her şey gündeme getirilip iyi hacamat edildim. Bu olayın geçtiği yerde, yani bu sorgulandığım yerde havaalanının, şu anda olmayan tabii havaalanı, eski havaalanı, onun ikinci katında bir odadaydı. Dışarıda da benimle ilgili anons veriliyordu, ilginç. Ve Can Dündar, o zamanlar yeni bir gazetecide yeni başlamış Can Dündar, o duyuyormuş. Benim aramakta olan bir terörist olduğumu bir yetkili söylüyormuş. Aranmakta olan terörist olduğum dışarıdan duyuluyor. İçerideki de beni dövmeye devam ediyor. Bir anda kapı açıldı. Dayak durdu çünkü askeri cuntanın deniz kuvvetleri komutanı Necat Tümer içeri girdi. Geldi, ellerime baktı. Yokladı ellerimi böyle. Aç dedi. Açtım. Kokladı. Bırakın çocuğu dedi.
beni bıraktılar. Yani dayak atanlar da boşalttılar odayı. Sonra işte bir süre sonra aşağı indirdiler. Orada Osman abi de geldi. Biz Osman abiyle beraber öncelikle emniyet müdürüne götürdüler. Meşhur çarşı emniyet müdürlüğü. Orada bir şey olmadı. Orada bir gün kaldık. Tabii benim üzerimdeki filmler, iki tane film var. Üzerimde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis muhabirliği yaptığım dönemde tanıdığım narkotikçi bir abimiz vardı. Coşkun dedi, ben senin terörist olmadığını biliyorum. Ama askeri yönetim. Bunlar seni birazdan cezaevine götürecekler. Seninle ilgili kötü bir haber vereyim. Meşhur İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı sana ilişkin kuşkulu olarak vallahi bu adam terörist olabilir dedi. Olumsuz rapor geldiği için sen kalacaksın. Cezaevine gideceksin. Ama Osman Bey serbest deyince istemeye istemeye filmleri Osman abiye verdim. İstemeye istemeye diyorum çünkü sürekli benim fotoğraflarımı vereceksin diye şeydeyken baskı yapmaya başlamıştı. Verdim filmleri. Ve hakikaten dedikleri oldu. Ertesi gün Diyarbakır'ın meşhur Konukabi cezaevine götürdüm. Orada bir şey olmadı ama orada işte bütün benle beraber bir gümrükçü biz diye de ölmüştü uçağın içinde. İtalyan mühendis Karakaya Barajı'nda. Bir Amerikalı niye alındı belli değil ama Amerikalı olması galiba. Hepimiz bir hücreye konduk. Sonradan zaman zaman kapılar açılıyordu. Herkes servis bırakıldı, tahliye edildi. Bir tek ben kaldım. Diyarbakır cezaevinde birkaç gün konuk edildim ama işkence görmedim orada. Ama gördüğüm işkence şuydu. Korsanları korkunç dövüyorlardı. Her tarafları kan içindeydi. Bir de avluya bakan bir odadaydım. Odanın da hem penceresinden hem de kapı aralığından kapısı zaman zaman açılıyordu. Ortada böyle bir, hiç unutmam, korkunç bir şeydi. Bir lağım çukuru gibi bir şey. Zaman zaman insanlar oraya sokuluyorlardı. Kafalarından böyle şey askıya alınmış oturaklarla sokuluyorlardı. Bunlar bana özellikle gösteriliyordu ama tabii üçüncü gün bana çok ilginç bir şey gösterildi. Hürriyet Gazetesi, benim çektiğim fotoğraflar manşetti. Osman abi meğer Hürriyet Gazetesi'ne vermiş. Hürriyet Gazetesi de almış. Osman abi kendi fotoğrafları değil de Coşkun Aralar'ın bana hediye etti fotoğraflar diye vermiş. Ben içerideyken gazeteyi gördüm. Ve o günlerde bir bayram vardı. Kurban Bayramı benzeri bir bayram bilmiyorum. Allah'tan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve rahmetli Cüneyt Arzu Yüreğin özel girişimiyle evreni bizzat ikna etmesiyle daha fazla yatmadım. Aksi halde yıllarca kalabilirdim, onu söyleyeyim. Böyle bir uçak kaçırma. Cezaevindeyken gördüm, Diyarbakır'ın ilk konuklarından biriydim. Tabii serbest bırakıldığımda sıkıntım komutanına götürüldüm. Bir form doldurdular. Bana karşı çok iyi davrandıklarını, bir şikayetçi olmadığımı söylediler. Ben İstanbul'da Hürriyet Gazetesi'nde gördüm. Rahmetli Nezih Demirkent, yazı işlemini de Hakkı Hoca aldı. Onlar da o anda orada olmayan Osman Arolat'ın kendilerini aldattığını, fotoğrafların kendisine ait olduğunu söyleyip kullandıklarını söylediler. Çünkü fotoğrafların altında ismim bile yoktu. Gazetecilikte dünya çapında bir olaydı ama hiç kimseye ait olmayan gibi görüne üstündeki sadece Çırlan Uçak'taki gazeteci anlatıyor diye röportajda ismi verilen, sanki Osman Arolat'ın çektiği fotoğraflar gibi bu olay yayınlandı. Ama tabii Hürriyet Gazetesi çok ciddi bir gaf yaptı. Bu fotoğrafları kendilerininkiymiş gibi Almanya'da Bunde dergisine satmaya kalktılar. İlginçtir. Türkiye'de olmayan bu etik, ahlak dışı davranış dünyada var tabii ki. Ben SİPA Press adına çalışan bir gazeteciyim. SİPA'nın abonesi olduğu için Hürriyet Gazetesi bunları kullanabilir. Belli bir bedel karşılığı. Ama satamaz. Biz içerideyken, ben içerideyken SİPA Press benim adıma Stern dergisiyle anlaşıyor. Stern adına bulunmam nedeniyle Stern kendisine gönderecek fotoğraflar Bild gazetesine satıldığını öğrenmiş. Çalıştığım SİPA Press ajansına uyarıda bulunuyor. Uyarı sonucu fotoğrafların sahibi olduğumu bilen Bild bunları SİPA'ya ve Stern'e gönderiyor. Stern dergisi, Paris Match Life de dahil olmak üzere bütün dünya dergileri bu işi kullanıyor. Yani işte bizim müşteri açılığımız her yerde malum olduğu gibi. O süre içinde Osman Arolat'la görüşemedim. Dediğim gibi bir abi kardeş hukukumuz vardı. O ısrarla kendisine, kendisinin içinde olduğu fotoğrafların kendisine ait olduğunu söyledi yıllarca. Kırmak istemedim yani, benim çektiğim fotoğraflar, benim fotoğraflarım dünyanın her tarafında okurken bana ait ama böyle bir olay. Bu beni neden alıkoydu hiçbir şeyden? Ben dünyada yılın gazetecisiydim. Bütün dünya basını yapmış olduğum röportajdan bahsetti. Çünkü halen benzeri bir röportaj yapılmadı dünyada. Dünya basın tarihine geçen çok önemli bir olayımı anlattım. Uzun bir hikayeydi ama meslek hayatımdaki en önemli olaylardan biriydi.
başınız ağrıttıysam özür dilerim. Yeni videolarımızı izleyeceksiniz. Bu bölüme ilişkin de yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Evet hocam. Hocam yani insanın dili tutuluyor. Yani bir olay içerisinde yüzlerce olay. Üstelik de hani bekliyorsunuz ya böyle bir kaçırma olayında ortalık kan gövdeyi götürecek, herkes çok ciddi bilmem ne falan, ama kokpite girdiğinizde orada kahkahayla karşılaşıyor olmanız. Zaten uzun dönem Türkiye'de şey yorumlandı. Ya bir düzmeci olay bunlar diye. Ama çünkü öyle düşünmemek de mümkün değil mi hocam? Baksanıza şunlara. Yani sonuçta o kafasına silah dayanan gülen adam öldünce olay tabii. Yalnız bir şey diyeceğim size. Ben bu 1980'de yaşadığım olaydı. Dünyada daha sonraki dönemlerde çok ciddi katliamlara tanık olduğumda o katliamın mimarları diye tanımlanan kişilerin de kendi içlerinde olayı güle oynaya yaptıklarına tanık oldum. Yani katliamlarda, soykırımlarında bile o çocuklara ait olduğunu zannettiğimiz ama insan beyninin fazla sorgulamayan bir özelliği var. Bu salgı sistemine bağlı. Biraz aranızda hekimler varsa söyleyebilirler. Yani bizim mutluluk hormonlarımız öyle bir yere gelir ki hakikaten bayağı bir cinsel haz alıyormuşuz gibi bir mutlu oluruz öldürürken, işkence yaparken veya başkalarının korkmasından besleniriz. Korkuyla beslenmek diye bir şey var. Ben hayatım boyunca silah kullandım mı kullandım. Nerede kullandım diyeceksiniz. Beyrut'ta bana teslim edilen bir ev. Bir Osmanlı evi. Tam da bu Beyrut'un ikiye bölündüğü dönem. Doğu Beyrut, Batı Beyrut diye. Hristiyanlar Doğu Beyrut'ta. Müslümanlar, Filistinler Batı Beyrut'ta. O bölge meşhur o 1975-76 yıl arasında süren bir yıllık korkunç bir iç savaşta yeşil hat oluşturuluyor orada. Yani mayınlı bir çizgi çiziliyor iki Beyrut arasına. Oraya yakın yerde bir Osmanlı evini bana emanet etti. Norveç Kızılaçı. Evde kalmamı istediler. Belirli bir gider de verdiler bana ev için yapacağım giderler. Çünkü boşalmış evleri hemen milis güçleri alır. Onlar orada diye diğer milis güçleri orayı bombalar ve o güzelim binalar yok olur. Klasik bir savaş şeyidir. Ama içinde bir gazeteci oturuyorsa, bir de Lübnanlılar tarafından bilinen bir gazeteci ise kimse dokunmaz. O amaçla bana o ev emanet edildi. Evle beraber bir de evin bekçisi vardı. Bu adam beni ve evi korumakla yükümlü bir Lübnanlı. İşte gün boyu nargilesini alır. Türk kahvesini işte Lübnan kahvesi olarak onlar kakule koyarak yaparlar. Böyle tatlı bir adam. Bir ara tabii o konum olarak da şey söyleyeyim. Şu anda o bölge yok. Bu meşhur patlayan limanaya çok yakın bir yer burası. Otel bölgesi. Orada büyük bir Lübnan Beyrut çöplüğü vardı. Çok absürt gerekçelerle sokak savaşı çıktığında Beyrut'ta cesetleri gömecek mezarlık yok. Çünkü mezarlığa gitmek bile riskli. O cesetler yakılır. Üstlerine biraz kireç konur. O çöpe atılırdı o dönemde. Ve akşam hava karardığında böyle kediden iri büyük cardon fareleri üşüşürler. Kediler kenarlara çekilir. Köpek zaten çok azdı. Ve garip bir ses, yani o farelerin zevkli işte iştah kabartan sesleri kendi aralarında iğrenç bir hava verirdi bana. Bir akşam tam böyle güneş batmak üzereyken şeyi aradım. Ya dedim ki bu bir şey yapalım, bu fareler çıldırtıyor beni artık. Öylesine bir nokta. Çıktım baktım adam Kalaşnikov'unu bırakmış. Üstelik iki tane şarjörle. Gittim Kalaşnikov'u aldım. Yani o fareler görülüyor. Bayağı büyük büyük. Cesetlerin üzerinde dolaşıyorlar. Böyle yanlarına yaklaştım. Hiç böyle gez göz arpacık yapmaksızın aldım. Sallayarak tarıyorum böyle. Her mermi birine isabet ediyor. Çünkü çok fare var. Her isabet edişte takla atarak düşüyorlar bunlar. Havada yuvarlanıp. Orada bir baktım ki
garip oldum. Zevk alıyorum tetiğe bastıkça. Birinci şarjör bitti. İkincisini boşalttım. Üçüncü de iskemlenin orada vardı. Görmüştüm onu. Onu almaya giderken birdenbire kendime geldim. Ya ben ne yapıyorum dedim. Öldürmenin vermiş olduğu bir zevk var. Canlının hayatına kastetmek. Bu zaman zaman psikopatlar görürüz bazı canlılara. Her insan yapabilir bunu. İşte insanı insan yapan özelliği bildiği, kendisine daha önceden öğretilmiş bir takım olaylarla bunlardan uzaklaştırılmasıdır. Yani yamyamlık bile insanın içinde var olan bir şey. Belki dinlemişsinizdir haber bültenlerinde bundan 3 gün önce karda araçları mahsur kalan 3 tane gençten bir tanesi kayıptı. AFAD tarafından 3 gün sonra bulundu bu kardeşimiz. 3 gün soğuk ve açlıkla savaşmış ve kendisini hayatta tutan tek şey yediği çimen ve bir leblebi tanesi. Yüz ifadesinden gördüm işte açlık öyle bir şey. İşte benim en büyük korkumdur mesela bu dönemde biz COVID-19'u yaşadık. Bizim solunum sistemimizi etkiliyor öyle ölümümüze yol açıyor. Bir de öylesine virüsler var ki beynimizde bazı bölgeler vardır. Bizi istem dışı faaliyetlere zorlayan. Oraları etkilediğinde zombileşmek bile mümkün olabilir. Yani şu anda COVID-19'a karşı almış olduğumuz bu maskeler çok rahat kuzuların sessizliğindeki Hannibal'ın insan yemeği engelleyecek maskesine dönüşebilir. Çünkü dünyada bunlar hep yaşanmış. Ben Filistin kampları Lübnan ordusu tarafından kuşatılıp bombalandığında Filistinlilerin 1985 yılında gazetelere bakılsa bulunabilir. Şeyh Hüseyin Seyyid Fadallah'tan ölülerini yeme izni istediğini biliyorum. Öyle bir dini olarak ve yenebilir de dedi. Şimdi dünyada dedim ya açlık insanları nelere götürür? Kutsal kitapların hepsinde geçer. Bu Lut kavmi veyahut da Nuh'un gemisine binmeden önce çocukları kaçırmak için gelen yamyamlardan bahsederler. Üstelik yakın akrabaları. Yani insanın gözü dönmüşlüğü şehvet veya şiddetin pornografisi dediğimiz zevk alma olayı herkes için gerekir, geçerlidir ama herkes için geçerlidir. Savaş bunların en doğal, en rahat yapılma fırsatını verdiği ortamlardır. Yani bunu 1990'larda, 2000'lerde bile Kosova'da, Yugoslavya'da, eski Yugoslavya'da, Bosna'da yaşadı insanlık. Şu anda başka yerlerde de yaşıyor olabilir. O yüzden savaştan uzak kalmanın yolu savaşı bilmek ve savaşmaya yol açacak olguları ortadan kaldırmaktır. Yani Mustafa Kemal ki birbirinden çok farklı cephelerde savaşı tanıdığı için kendi düşmanlarıyla bile sıkışmış bir insandır. Ve biliyorsunuz onu Nobel'e aday göstermişti. En büyük düşmanı Venizelos. O yüzden yani savaşı bilmeden böyle bizde bazı siyasi parti liderleri var. Asarız, keseriz, işte kafalarını kırarız, ezeriz diye geçer. Böyle basit şeyler değil bunlar. Siyasi görüşü ne olursa olsun insanın insanca yaşayacağı dünyada bir takım geçmişten ders alıp bir takım hareketlerinin daha kontrollü olmasını sağlaması gerekir. Ama biz Kurtuluş Savaşı'mızı bile anlatamadık. Yani ben çok isterim şu anda bizi izleyen kardeşlerimizden Kurtuluş Savaşı destanını Nazım'ın okumaları. Ama yine bir suyu arayan adam Şevket Süreyya Demir'in bir kitabını okuması. Bunlar kolay değil. Yani savaşlarda neler yaşadığımız ne yazık ki çok aktarılmamıştır. Halide Edip Adıvar'ın işgal dönemini anlatan şeyler var. Ama dedim ya Batı veya gelişmiş dünyada olduğu gibi kendi savaşlarımızı bile doğru anlatamadık. O yüzden savaş naraları hep atılıyor ve atılabilir.
Hocam zaten bu tip davranış biçimleri hani psikolojik bozukluk, hani savaş hali falan onu bir yana bırakın. Dünya kültüründe bu, hatta bunun çok daha ilerisinde bize saçma gelen ama onların çok normal karşıladığı davranış biçimleri var. Bunlarla siz herhalde çok karşılaşmışsınızdır. Mesela ben şunu soracağım, en soracağım hocam. Siz nerelere gittiniz sorusu biraz şey olur, uzun bir cevap gerektirir. Nerelere gitmediniz hocam? Yani Afrika'da Gabon ve Kamerun var gitmediğim iki ülke. Tuvalu, Vanuatu gibi ada ülkeler var. Bunlar sayıları 10 civarında. 190 ülkeye gittiğimi söyleyebilirim. Ama mesela hiç gitmeye ihtiyacı duymadığım Andorra var. Hiç gitmeye istemediğim Saint Andreas var. Yani küçücük yerler var böyle sınır aralarında kalmış. Ama devlet niteliği olan yerler. Onlara gitmedim ama dünyada ayak basmadığım coğrafya İki tane kutup dışında kalmadı. Müthiş. Ben size yani canlı yer dokundum diyebilirim. Canlı belgeselcisiniz siz. Onun için sizinle daha sık ve çok çok bir araya gelmemiz lazım. İnşallah. Çok dinlememiz lazım sizi. Sadece bir uçak kaçırma. Özür diliyorum. Çok fazla. Estağfurullah. Estağfurullah hocam, ne can sıkması. Biz sizinle daha çok sohbet etmek için can atıyoruz. Doğan abi ben bir araya gireyim mi? Sorular var, onlardan Coşkun hocam. O zaman acil edersen sorular alayım. Yavaş yavaş sesin gidiyor çünkü. Tamam evet. Tamam hocam. Kısa hemen ben bir şey söyleyebilir miyim Anıl? Bir öncelikli olarak söz isteyenler var öncesinden. Onlara vereceğim. Kim söz istedi şu an bilmiyorum ama. Bir Beyhan Hoca. 9 Eylül Üniversitesi fotoğraf bölümünden. O bir soru yazmış burada ama. Beyhan Hocam siz mi sormak isterseniz ben mi sorayım? Beyhan Hocam orada mısınız? Ben sorayım. YouTube'dan izliyor olabilir. Yok buradaydı ama ben sorayım. Beyhan Hocam sesiniz kapalı. Coşkun abi iyi akşamlar. Anafot ekibine çok teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ediyorum abi. Soruya geçmeden önce az önce bahsettiğin savaşın vahşeti ve insanı insanlığından çıkarması 1921'de Antep savunmasında canlı 11 ay yaşanmıştır. Bununla ilgili çok da güzel bir müze yapıldı yeni Antep'te. İnşallah belki seni yapılır Beyhan. İnşallah belki seni yapılır. İnşallah abi, 25 Aralık Müzesi Antep'in Kurtuluş Günü, mutlaka görmen gerekir. Müsait olduğunuzda gideceksinizdir inanıyorum. Yakında gideceğim inşallah. Gideceğim, göreceğim ama sen söyle o müzedeki kardeşlerimize, Antep'te çok iyi belgeselci kardeşlerimiz var, dernek var. Onun bir belgeselini yaptırsınlar. Tamam. Biz tamam de yayınlayalım. Abi. Tamam. Sorum da şöyle abi, arşivinde elbette çekip de yayınlamadığım birçok fotoğraf vardır mutlaka. Ama günümüzde medya organlarına baktığımızda neredeyse her çeşit fotoğrafı vahşet, şiddet, etik kurallar tanımadan yayınlayabiliyorlar. Bu konuda acaba yayınlanmamış fotoğrafların üzerinden bir bunun etik durumu ile ilgili bir şeyler söyler misin? Ya şimdi yayın ahlakı editoryal anlamda dünyanın her tarafında değişiyor. Yani şu anda ben eskiden sizin izlediğiniz haberdeki programları bırakın televizyonda, YouTube'da bile yayınlayamıyorum. Benim Liberya bölümlerini hatırlayanlar vardır. ATV'de yayınlandığında kesik kafalar da vardı. Kesilme anı da vardı. Vahşet vardı ama 1997'de yayınladığım o görüntüleri şimdi yayınlayamıyorum. Artı yayınlamıyorum. Dünyada değişiyor. Mesela ben Japon basınında çalıştım. Orada sınırsız gösterilebiliyor. Ülkeden ülkeye değişen bir şey. Bizde bir dönem hakikaten o vahşetin pornografisi gazetelerde çok daha rahat yapılabiliyordu. Öylesine ki polis muhabirlerinden bir tanesi, yani tecavüz edilerek öldürülmüş bir genç kızın neredeyse fotoğraf çekilirken üstündeki örtüyü biraz daha erotik görünmesi için düzenlediğini biliyorum. Öyle bir gazete 1975-76 yılında
arşivlerde bulunabilir arzu edenlere. Ama şu anda Türkiye'de Allah'tan o kadar şey yok. Bunun sınırı var, denetleyici kurumların varlığı. Örneğin ben mesela 1982 yılında Paris'te Hollandalı arkadaşının yeğeni bir Japon yamyamla ilgili gittim röportaj yapmaya. Geldim, bana Sipa'nın editörü dedi ki sen niye gittin buna? Dedim ki haber değeri var. Yok dediler, Fransız yayıncılığında yüzyıllardan beri kanibalizmi veya vampirliği gösteremeyiz, bahsedemeyiz. Bizde bugün Türkiye'nin en iddialı gazetelerinde bile tecavüzleri neredeyse o bizim gençlik yıllarımızda okuduğumuz pornografik kitaplara benzer hale gösteren röportajcılık vardı. Bu biraz denetleyici kurumlardır. Ama medya etiği her yerde aynı değildir. Her ülkede aynı şey yapılmaz. İşte amaç insani değerleri bulundukları. Çünkü şiddet tanımlamasında da baktığın zaman ben mesela bazı fotoğraf sergilerim, bizim rahmetli Ara Güler'le 1988 yılında Danimarka Kraliçesi'nin bizzat kendi sarayında bize düzenlediği bir sergi vardı. Odense'deki sarayda. Oraya gittik. O sergi Kopenhag'a getirilecekti. Gazetenin Politiken gazetesi sergiyi görmüş. Biz bu sergiyi buraya getirmeden önce bir kamuoyu yoklaması yapmak istiyoruz dediler. Çünkü içinde benim şiddet fotoğrafları vardı. O yoklama sonucu getirildi. Çünkü Danimarka 1911'lere kadar komşu İsveç'te ciddi bir savaş yaşıyor. Ve bazı şeyler dejavüleşir, toplumsal rahatsızlık yaratır diye soruluyor. Şimdi bu hani demin hocam da bahsetti. Savaşa yönelik bazı ülkelerin tavır ve davranışlarını biz kendimizce yorumladığımız zaman haksız da bulabiliyoruz. Örneğin diyoruz ki işte adama bak, işte mültecileri alırken kulaklarındaki küpelerini, gerdanlıklarını alıyor. Çünkü Danimarka bir sosyal devlet. O diyor ki yaptığım anketler sonucu üzerinde 2 kilo altınla gelen kişi gelip benden, benim burada sadece açlara, yoksullara, muhtaç mültecilere vereceğim hakkı gasp ediyor. O zaman ben bunu adama, madem ki çok varlıklı, üzerinde 0.5 kilo altın var, alayım, ülkeden çıktığı zaman geri vereyim diyor. Biz bunu ise başka yorumluyoruz. İşte onun sonucu işte biz aldık 5 milyona yakın insanı. Onlar da en kalitelerini aldılar. Kendi işlerinde entegre ediyorlar. İşte doğuluk kavramıyla batılı kavramı arasında çok fark var. Bizdeki söylemlere bakıyorsunuz. İşte bizde bir politik partinin lideri işte onların kafalarını ezeceğiz diyor. Bunu söylediği kişiler Türkiye'de kafalarında gerçekten beyin taşıyan Türkiye'nin en değerli üniversitesinin öğrencileri. Adam bütün televizyonlara kafalarını ezeceğiz diyor. Ben Maraş'ta, Malatya'da, Sivas'ta, Çorum'da o kafa ezmeyi gördüm. Yani şimdi ben de yarattığı şeyi düşünebiliyor musun? Bunun mağduru olmuş insanlar. Bizde daha politik söylemlerde bile sözde hocalık yapmış insanlar bunu söylüyor. Dikkat edemiyoruz. Bu dikkat edilemeyen gazetecilik nasıl olacak? İşte onu görüyoruz. Yani ben kendimi o uluslararası arenada farklı alanlarda, farklı ülkelerde çalıştığım için daha çok denetlemeye başladım. Ama benim buradan çıkan bir kardeşim aynı reaksiyonları göstermek durumunda kalmaz. Çünkü çok farklı bir ortamdayız. O yüzden bizde medya etiğinin daha sağlıklı olması gerekir. Tabii ki önce balık basından kokar ve hukuk, hukuk, hukuk. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Tabii böyle bir ortamda psikolojiyi sağlam tutmak da çok kolay bir iş değil. O çok sorulan bir sorudur, rehabilitasyon olayı. Evet. Ben bir doğa düşkünüyüm. Yani çocukluğumdan bu yana en büyük rehabilitasyon kaynağı doğadır. İyi bir hocam, gözlem yapıyorum. Hocam bir de Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Ustalarımızın, hocalarımızın, iyi işler üreten kişilerin geleceğe yönelik ürettikleriyle ilgili bir şey yok maalesef Ara Güler dışında. Ara Güler şahsi... yani çok uğraştık Ara Güler usta için, çünkü daha yaşarken
Biz Ada Güler Usta'nın açıkçası arşivine sahiplenecek kurum aradık. Yani Ada Güler yaşarken bir iki sene önce vefatından ve doğuşunu almasından Türkiye'nin büyük grupları bile, Ada Güler hayranı olan gruplar bile o koşullarda zor dediler. Ben buradan çok açık söylüyorum, Doğuş grubuna tekrar teşekkür ederim. Onlar her ne kadar beni hiç sevmeseler bile, çünkü malum yaptığım Ada Güler belgeseline ihtarname yolladılar. YouTube'dan kaldırmak zorunda kaldım. İnşallah özel gösterimler yapacağım ileriki dönemlerde. O çok ciddi bir sorun, çünkü bizde şimdi o zaman şey söyleyeyim, biraz yaramı deştiniz. Biz bu kanalımızı açarken, yani izde başımıza geleni gördük. Orada bir Dijitürk vardı. Sabah kalktık, Dijitürk'le beraber bizim kanalda Katar'a gitmişti. Bu kanalı kurarken dedik ki ya biz 10 yılda bir şey öğrendik. Belgesel kanallarının reklam birim fiyatı çok düşük. Biz o zaman diyelim ki belgesel değiliz. İçine piyano resitalleri, müzik, sanat müzik, klasik müzik, yoga, mutfak, her şeyi koyalım. Yaşam kanalı diyelim. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Şu anda belki izliyordur Fatih de bizi, bizim takımdan. Habitat TV'yi kurduk. Bütün amacımız kendi yaptığımız hesaplar. Gelecek reklamla biz kanalımızı yaşatacağız diyorduk. Hayır, daha ucuz fiyata reklam geldi. Yani gelinim olur musun programının saniyesine dedim 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira veren kurum bize 50 kuruş, 1 lira veriyor. Şimdi yani derler ya, o vahşi köpeklerin salındığı bir bölgede taşları bağlarsanız böyle olur. Daha sistem bu. Türkiye'de daha geçtiğimiz günlerde çok böyle beni etkileyen bir telefon aldım. Çok değerli ustalarımızdan Ergun Çağatay'ın eşi. Arşiv duruyor. Coşkun, ben bu arşivi nereye başlayayım? Bilemiyorum. Elim ayağım tutuldu. Sabit Hoca'nınkinin durumunu biliyoruz. Onca değerli, çok değerli ustalarımız var. İşte bunları dünyada alan kurumlar var. Ama kendi ülkelerinin insanlarını alıyorlar. Bizde arşivi heba olmuş onlarca, nerede olduğunu bilemediğimiz yüzlerce insan var. Hele gazetecilikte, basın fotoğrafçılığında daha da fazla arşiv yok. O demin bahsettiğim filmlerin kesilmesi, biçilmesi. Bir de bu arada kötü bir haber vereyim. Analog dönemi yaşayan bütün ustalar bilirler. İstanbul'un havasında çok ciddi bir partikül vardır. Farklı kimyasal oluşumlar. Nemle beraber bunlar girdiğinde filme emisyonu mahvederler. Ben bunu 10 sene önce scan ettiğim fotoğrafları şimdi yaptığımda görüyorum. Aynı film 10 sene önce scan edilmişti. Şimdi bakıyorum, kapalı yerde, plastik torbada, ona rağmen giren hava üzerine o partikülleri koymuş. O yüzden çok acele etmemiz gerekiyor. Belki üniversitelerin buna sahip çıkması gerekecek. Böyle bir şey tabii ekonomik yapı üniversitelerde olmadığı için o da maalesef olmuyor. Sabit Hocam'ın şeyleri, arşivi bir odada kilitli. Odanın kapısında 3 tane kilit var. Her bir variste bir anahtar var. Tabii koşullar, az önce sizin bahsettiğiniz koşulları karşılamadığı için belki hiç oldu, belki de yakın zamanda hiç olacak. Sizin şahsi olarak böyle bir, tabii maalesef bunu sormak durumunda kalıyoruz. Şahsi olarak ürettiklerinizi gelecek nesillere aktarmaya yönelik bir çalışmanız var mı hocam? Ya ben mümkün olduğu kadar dijitalize etmeye çalışıyorum. O da ayrı bir olay. Şu anda işte yakın dostumuz Fatih Aslan'la beraber başladık. Çünkü ben de ne diyeyim, 10 bin tane, 15 bin tanesi dijitalize oldu. Ama her gün bakıyorum yüzlerce geliyor. Onlar arasında iyileri seçip dijitalize etmek gerekiyor ama bütün bunlar hep maliyet. Açıkçası bu bizim için ekstra bir kazanç gerektiren bir olgu. Biraz zamana bırakıyoruz. Ama beni çok öyle hüzünlendiren başka bir olay. Geçen sene biz Paris Foto'ya gitmiştik ekip olarak. Biliyorsunuz bu arada bizim bir derneğimiz var, Foton. İşte Foton'un kuruluşunu orada Sebastian Salgado'yla sohbetimiz oldu. Josep Kudelka'yla,
Reza'yla, Reza akşamleyin bizi yemeğe götürdü. Tabii Reza falan İranlı olmasına rağmen arşivini görseniz 10 kişi çalışıyor. Çünkü Paris'te okullar gönderiyor çocuklarını. Siz para vermiyorsunuz. Okul stajını orada yapıyor. Bizde ben maaş verdiğim skeinin başında bir gün durup ikinci gün yok. Yani nitekim şu anda bu büromuzda bile gördük. Aletler alındı, kondu. Arkadaşımız yok. Anlayış farklılığı var. Yani bir İranlı'nın olaya bakışıyla bizi Türk'ünki farklı. Bu biraz şeye bakıyor. Yani önemli, değerli kavramı daha ailede başlayan bir olay. Yani bizde çobanlığı meslekten saymazlar. Üstelik çok inançlı olduğumuzu söyleyen bir inanç şemsiyesi içindeyiz. Peygamberlerin hepsi çobandı. Dünyanın en bilgi insanları da çobanlar ama kimse çobana kız vermez. Bizi izleyenler arasında soralım. Hangi bayan bir çobanla evlenmek isterdi? Veyahut da hangi damat adayının çoban olmasını isteyen şey var? Bu çok bir şey bizde. Yani olgunlaşmamış bir bakış karakterimiz var. Değişecek mi? Değişecek. Yani tıpkı Nusret kasaplık imajını değiştirdiyse yarın öbür gün bizim Çoban Sinan belki her şeyi değiştirir. Çoban Sinan dediğim benim arkadaşımdır. Kendisi Korkut'un çobandır ve ressamdır yani. Bunlar değişecek. Zamanla değişecek. Ama mesela Şahin Kaygun'un müthiş bir Paris fotoda çok güzel bir salonda sergisi vardı. Tam bir YouTube yapmak için fırsatım var dedim. Meryem Hoca dedi ki aman dedi hocam girme dedi. Çünkü kızı engeller. Şimdi bırakın korumayı, YouTube bile yapmak zor. Çünkü yani o değerli, önemli kavramların daha biz çocuklarımıza anlatamıyoruz. Ben şimdi Aragüler'in bende sesli, sözlü, yazılı, kağıt üzerine, defter üzerine yazılı Coşkun Aral benim belgeselimi yapacaktır. Bütün fotoğrafları kullanma hakkı vardır diyor ama Doğuş grubu o belgesel içindeki fotoğrafların kullanım hakkı bize ait dedi. Bana bir ihtarname yolladı. Ben açıkçası Aragüler Usta'mın isminin YouTube diye bir evrensel sistemde böyle bir şeye alet olmasını istemediğim için kendim çektim. Yani YouTube'dan değil, kendim çektim. Çünkü liyakatsızlık salt devlette değil, sistemlerde de var. Hani orada var. Yani bunu içinde yani geçtiğimiz günlerde Fatih Aslan çok da güzel bir programı var. Habitat TV izleyenleri söyleyeyim. Aralı yorumları yapıyor. Muhteşem bir program. Aranın dostlarıyla olayları irdeliyor. Orada kullanacağı fotoğraflar için Doğuş grubu fotoğraf için para istemiş. Bayağı da iyi paralar yani. Gösterme parası. Yani Aran'ın son 20 yılını dünyada en iyi anlatacak insandan Aran'ın varisi üstelik. Varis. Para istiyorsunuz. Dedim ya yani sistem olumsuz. Yani bunu şey biliyor mu? En tepedeki biliyor mu? En tepedekinin bir altı biliyor ama bir şey yapmıyor. Bir altı biliyor. Anafot bizim de böyle benzer bir çalışmamız var ama hayata geçiremedik ne yazık ki. Bir kitap çalışmasını başlattık, hayata geçiremedik. Sorular var galiba şimdi hocam. Evet. Bir ben müsaadenizle Oğuz Bey'e bir söz vereyim. Bayağıdır söz bekliyor. Oğuz Bey, hocamızın sesi yavaş yavaş kötüleşiyor. Çok kısa. Vallahi çatallaşıyor. Şekilde. Yarın da iki tane bakın iki tane söyleşim var yani üniversite. Hocam siz ne zaman bitirelim derseniz bitirebiliriz burada. Bilginiz olsun. Oğuz hocamdan alayım bitirelim. Tamam peki o şekilde yapalım hocam. Çok güzel anlatıyorsunuz. Macera dolu bir yaşamınız var. Sağ olun hocam. Makalede değil. Dolu dolu bir yaşam sundunuz bize. Hayranlıkla izliyoruz. Çok ufak bir yanım var. Biraz komik. Ortama biraz neşe katmak. Hep üzümlü olaylardan bahsediyorum. Onun için anlatıyorum. Yıl 2007. Karavanımla Anadolu turundayız. Kafkaslar şenliklerine yolumuz düştü. Alana girdim, bir tesisin yanında karavanı park ettim. O sırada sizin otobüsünüzü gördüm, Haberci logolu. Evet, büyük otobüsünüz. Müthiş bir heyecan. Hemen karavandan indim, alanda sizi arıyorum. Ortalıkta yoksunuz.
Artvin'de motorcu gençler ve jiple gelenlerle beraber diğer yaylaları tura çıkmışsınız. Daha doğrusu onlar sizi götürmüş. Evet, aldılar beni götürdüler. Evet. Sizinle tanışıp sohbet etme fırsatı bulamadım. Neyse, alanda biraz tabii ki tuvalet arıyorum, sıkıştım. Umumi tuvalet var, güzel bir alan. Gittim içeriye giriyorum, 3-5 kişi var kapıda. Hafif bir gülümseme, böyle ceketlerini ilikliyorlar, böyle bir eğiliyorlar falan. Allah Allah dedim, girdim neyse. Çıktım, para vereceğim. Yok abi, olur mu öyle şey falan diyorlar. Ya dedim, olur mu yani, alt tarafı 1 lira ya da 50 kuruş, o zaman kaç paraydı hatırlamıyorum. Vereceğim. Yok hayır dediler, sizden almayız. Omuzumda da fotoğraf makinem var. Abi dediler, beraber bir fotoğraf çektirelim ne olursunuz. Allah Allah dedim, İyi, peki çektirdik. İşin özüne geliyorum. 14 yıl geçti aradan. Şu anda baktığım zaman birbirimize çok benzetemiyorum ama sizin sayenizde bedava tuvalete gittim diyebilirim. Hocam ne güzel, hoş geldin. Ya Artvin benim için çok önemli. Yani daha geçen gün oradaki kardeşlerimizin bir etkinliğine Zoom üzerinden katıldım. Ya Türkiye müthiş bir yer. Yani Artvin'imizde, İğne Adası'da, Hakkari'de, ne diyeyim, Cilo'larda, Datça'sı da hakikaten muhteşem bir ülke ve muhteşem insanımız var. Ben gittim her yerde. Zaten şu anda Habitat kanalında bizim en büyük mutluluğumuz ne biliyor musunuz? Uydudan bizi herkes seyrediyor. Ve bedava. O iyi tarafı. İnşallah kanalı işte biraz daha böyle yeni malzemelerle diriltiriz. Şu anda iki tane fotoğraf programı var. Biri portfolyo. Onun dışında İbrahim Hocam'ın güzel bir portfolyosu çıktı. Onu söyleyeyim. Biz ustaları da yapıyoruz, yerleri de yapıyoruz. Yakında Erol hocamızın da bir portfolyosunu çekeceğiz. Bir daha çekeceğiz. Çünkü daha önce çekim yaptık. Kısaydı. İnşallah bu işleri devam ettirip farklı fotoğraf programlarını da kanala yükleyeceğiz. Hocam muhteşem bir iş. Merak ettiğim bir şey sorabilir miyim acaba? Lütfen hocam, lütfen. Çok merak ediyorum. Bir gazeteci gözüyle ve düşüncesiyle bir gazeteci fotoğrafçı tarafsız olabilir mi? Olabilirse ne kadar olabilir? Abi çok şey, yani bu kavram değişimde olay vatan, kendi vatanın, kendi insanlığın, kendini seni yetiştiren çevre olduğu zaman olmak veya olmamak çok farklı. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıdığım için çok mağdur da oldum. Çok avantajlı da oldum. Yani o bahsettiğim Afganistan'a girerken Pakistan'da yakalandığı askerler bizi kurşuna dizeceklerdi. Türk olduğum için serbest kaldım. Ama Saraybosna'da şeylerin, Müslümanların bulunduğu o baş çarşıdan uçağa gitmek üzere beni kimse arabasına almadı. Çünkü Türk olduğumu bilselerdi beni öldüreceklerdi. Benle beraber benim yanımdakileri öldürecekler. O yüzden tarafsızlık bu açıdan tartışılabilir. Vatan, millet, pasaport, ülke, inanç grubu. Ben Afganistan'da mücahitler tarafından kurşuna diziliyordum. Ayakta küçük tuvaletimi yaptığım için. Çünkü onlara göre Türkler Müslümansa çömelip yapmaları lazım. Bayağı bundan kurşuna diziyorlardı beni. Yani bir ara Mekke'de haç sırasında bir Türk tanıdığı benim gibi yaptığı için adamın beni şahadette bulundu. Öyle ayakta kaldık. Ama bunlardan ötürü kimseyi ne yargılama hakkım var ne sorgulama hakkım var. Tarafsızlık bu kendi şey gibi, devlette devletin geleceğinin kaderini belirleyen insanlar gibi. Siz hukukun çözmesi gereken konularda işi hukuk adamlarına bırakacaksınız. Ama objektif olmaya gayret edeceksiniz. Siz objektifsinizde sizin yaptığınız çalışmayı kullanan ne kadar objektif? O yayın ne kadar objektif? Ben şimdi komik bir şey söyleyeceğim. YouTube'da bir haber yaparken çok yaşayın. Karım beni otosansüre sokuyor önce burada. Evet. Yani bazı şeyleri tam kayda gireceğiz. Haber geliyor. Abi Silivri soğuktur diyor. Yani bazen bir benzetmemi de yaparken. Çünkü sizin dediğinizin nasıl anlaşıldığı, dedim ya, benim basın kartımın üzerinde Siirt olması
Bir de mikrop yazmasından ötürü böyle çok absürt yerlerime iki tane tekme yedim. Sadece o iki tane olaydan ötürü. Çok yani, doğrudur. Benim aklımın zaten karma karışık olduğu da robot değiliz. İnsanız sonuç itibariyle. Nereye kadar kendimizi tarafsız tutabiliriz konusunda bir gazeteciden bunu almak istedim. İşte o da dedim ya, benim şimdi birey olarak bana kişisel anlamda bir şiddet uygulandığında reaksiyonlarımı biliyorum ben. Ama evet. Allah hiçbir zaman göstermesin, bir yakınıma benim yanımda bir şey yapıldığında aynı olabilir miyim? Yani onu hiç kimse bilmiyor. Doğru. O tavır ve davranışlar. Aranızda biraz böyle şey varsa, salgı sistemlerimizin kontrolü ve denetimi, bu konuda araştırma yapanlar insan ve tavır ve davranışları konusunda hiçbir zaman asla diyemeyecek kadar da kendini bilmez ve acizdir. Ben çok katliamda gördüm oturduğu yerde ağlayanları, ama vahşetin de bir parçası olanları da gördüm. Yani ben, şu yapımla kesinlikle gazeteci, fotoğrafçı olamam diye düşünüyorum. Çünkü çok ikilemde kalırım diye, çok müthiş bir kararsızlık yaşarım diye, dürüst olma konusunda çok müthiş bir... Hocam o çok zor ama oluyorsunuz. Oluyorsunuz, mecburen oluyorsunuz. Olacağınız kadar oluyorsunuz. Ama ben senin o kadar şeylerini gördüm ki, programlarını, röportajlarını, yurt dışı, yurt içi. Sen neredeyse oradaki mutfaklarda pişen, yetişen ve de her türlü meyveyi, sebzeyi, canlıyı onlar gibi yiyorsun. O şimdi şey geliyor, demin örneği verdim. Çocukluğumdan başlayan bir olay. Çünkü ben 4,5 yaşına kadar hayatta kalıp kalmayacağı belirsiz bir adammışım. Siirt'te. Onu izleyen dönemlerde hep sorguladım hayatı. Ve hep ekstremleri sorgulayarak başladım. O ekstremlere girdiğinizde, o girdiğinizde size çok şey öğretiyor. Yani o yüzden söyledim ya, bizim kendi savaşlarımızın hikayesi anlatılmış olsaydı bu kadar işte ne diyeyim, gösteriş meraklısı bir toplum olmazdık. Bu kadar tüketen bir toplum olmazdık. Bu kadar insani değerleri varlıklı olma üzerine kuran. Yani işte demin hocamın sorduğu gibi, yani yani bir İbrahim Zaman'ın, bir Sabit Kalfagil'in, bir Ergun Çağatay'ın, bir Gökçin Sipahioğlu'nun, bir Coşkun Ural'ın fotoğraflarının akıbetinin düşünülmemesi gerektiği bir ülke olması lazım. Yani biz yaşarken ama bunların değerli ve önemli olayları çok önemli. Yani sizin fotoğrafınızın ne kadar değerli olduğunu anlayacak kafada insan yok. Veya belirleyici insan yok. İşte evet, size bir ödül veriyorlar ama niye verdiklerini de bilmiyorlar, biliyor musunuz? Ya. Yani birileri usulen bir şey veriyor. Yani Kari Çağatay 3 gün önce beni aradığında ben ağladım. Yani Ergun Çağatay gibi bir ustam, yani seveni var, sevmeyeni var, kızdığım taraf var ama yani Ergun abinin yapmış olduğu bir Türkçe Konuşanlar diye bir belgesel fotoğraf çalışması var. Muhteşem bir çalışma bu. Yani evet. Böyle milliyetçilikte oraya buraya laf yetiştirmekte savaşanlar öyle bir arşivi alsınlar, değerlendirsinler. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz derler. Sen ne hocam, yaptın? Sağ onu bir görelim bir yerde. Tabii yani bunlar ama biz ne umarsın bacından, bacım ölür acından gibi bir durumu var işin. Ama sizlerin varlığı bizim için dedim ya, bu bir yani fotoğrafın bu kadar geniş bir kitleye ulaşması bile önemli bir şey. Çünkü sevdirmek önemli ve sizlerin sayesinde insanlar seviyorlar. Ben mesela telefon denen bu absürt şeye bile şu anda böyle Allah'ım iyi ki var diyorum, çünkü telefon bir sonra fotoğraf makinesi ihtiyacı duyuruyor. Yani en olumsuz şey bile olumluluğun başlangıcı olabiliyor. O yüzden bence şu saatte bile, bakın bir araya geldik Zoom'la. Ne diyeyim, bir taraf Antep, bir taraf İstanbul, izleyenler Fransa'dan, Amerika'dan izliyor.
Bu bile bu pandemi döneminde, içe kapandığımız dönemde bile bize bir soluk alma fırsatı verdi. Ben iyi ki varsınız diyorum hocam. Sağ olun, var olun. Siz sağ olun, var olun. Bize hocam, enerji veren ve bize çok şey öğreten davranışlarınız bile bizim için ziynet değerinde. Coşkuncuğum. Araya girdim, kusura bakmayın. Hep erkeklerden soru aldık. Son bir soru bir kadın izleyicimizden. Evet. Söz verelim ben. Hak keşfettim. Betül Hanım. Soruyu. Buyurun. Ben soru sormayacağım. Dolayısıyla Coşkun Hoca'yı da yormayacağım. Uçak kaçırma olayında kokpitte ensesine silah dayanan Tunç bizim okuldan tanıdığımız arkadaşımızdı ve Murat'la eşimle de basketbol oynamıştı. Hostes olarak bahsedilen eşi Sibel çok yakın arkadaşımızdı. Kasım 2019'da onu da kaybettik maalesef. Çok trajik bir olaydı. Olduğu zaman şok olduk hepimiz. Çünkü çok birbirlerini severek evlenmiş, çok yeni evlilerdi. 30 yaşlarındaydı Tunç o zaman. Dünya yakışıklısı bir çocuktu. Ablası Lale de çok güzel bir kızdı. Ondan hala görüşüyoruz. Onu anmak istedim. Nurlarda yatsın. Sağ olun. İnşallah kitabını yapacağım. Çünkü kendisiyle çok kısa bir görüşmem olmuştu. Onun sayesinde o 150 kişi kurtuldu. Onu söyleyeyim size. Yani evet. Bunu söylüyorum. Çünkü o korsanların psikolojisi içinde gerçekten evet bunlar yok. Biz öldürmeyiz falan diyorlar ama bir uçağa kaçınan her şeyi yapar sonuçta. Orada ölmedi biliyorsunuz. Tunç biliyorum, birkaç ay sonra İsviçre'de hayatını yaralandı, kaybetti. İsviçre'de tedavi olduğunda işte karın borsuna gelen merminin parçaladığı bir enfeksiyon sonucu. Ben Sibel Hanım'la da tanışmıştım. Çok ortak dostlarımız çıktı Allah rahmet eylesin tabii. Hatta bize göreceğim. Fotoğraflar içinde bir tanesinde bir bebek var. O bebek bile şu anda benimle tanışmak istiyor. Ben o uçaktaki bütün insanlarla haber geldi o bebekten. Kocaman biri olmuş. Yani sonuçta 80 yılından bahsediyorum. 40 yaşında biri şu anda. 41 yaşında. Hatta ablasına haber verecektim bu akşamki Zoom toplantısına ama sonra dedim belki üzülür. Ya üzülebilirler. Yani. Evet. Belki. Efendim iyi ki varsınız. Görüşmek üzere diyorum ama sağlıklı kalınız. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Bu tatlı bu lezzetle olmaz belki ama ben de üçünde davetliyim. Durumunuz izin verirse orada da görüşmeyi dilerim. Hocam seve seve geleceğiz inşallah. Hadi görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. Hocam. Ben kapatıyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Görüşürüz hocam. Ağzınıza sağlık. Pandemi döneminde bize nefes oldunuz. İki saatinizden şu ülkenin saçma gündeminden kurtulmuş olduk. Ağzınıza sağlık. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim Coşkun Hocam. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, bir hatırlatma yapayım arada. Programı tekrardan izlemek isteyenler ya da yakınlarını izletmek isteyenler YouTube'da Anafot TV kanalında yayını paylaşabilirler diyorum ve yayını yavaş yavaş kapıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki katılan bütün fotoğraf dostlarına iyi akşamlar olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anafot teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Siz olmazsanız hiçbir değeri yok etkinliklerin.